80'ler 198. bölüm www.sabeler.org dönen bir platformun ortasında yükselen Neat Motion Pictures yazısı yıldızı gökyüzüne yerleşti. Jenerik oyuncuların görüntüleri eşliğinde akıyor. Fehmi, Rasim Öztekin, Rukiye Özlem Türkat, Ahmet Şoray Uzun, Gülden Ayşe Tolga, Nazlı Yasemin Conka, Çağatay İlker Aylık, Şahin Ceyhun Fersoy, Elvan Begüm Öner, Pastacı Sami Berat Yenilmez, Bakkal Mehmet Ayberk Atila, Fato Ana Suzan Kardeş, Kahveci Mesut Necmi Yapıcı, Bekçi Bekir Hacı Ali Konuk, Belediye Başkanı Manav Mustafa Aşkın Şenol, Butik Ali Hakan Bulut, Niyazi Haluk Özenç, Yıldız Özlem Balcı, Nurten Tolunay Donat, 46'lık Basri Mehmet Elmas, Kasap Bahtiyar Faruk Sofuoğlu, Sinan Ali Fuat Pekseren, Dilek Betül Berk, Balıkçı İdris Tahsin Taşkın, Sağcı Alper Osman Büyükercan, Solcu Nevzat Eray Yasin Işık, Musaffer Yalçın Özden, Necla Gülseren Gürtünca, Kurgu Cihan Güngören, Işık Şefi Mehmet Emin Baş, Final Mix Orçun Çatar, Kostüm Tasarım ve Uygulama Özlem Çakır, Sanat Yönetmeni Cem İlki İlker, Dekor Tasarım ve Uygulama Dilek Pınarcı Başak, Görüntü Yönetmeni Altuğ Kasapbaşoğlu, Yardımcı Yönetmen Sevil Yaman, Prodüksiyon Hizmetleri Ergüven Film, Genel Koordinatör Cesur Taş, Müzik Aydın Sarman, Burcu Güven, Senaryo Murat Aras, Birol Güven, Eray Yasin Işık, Yapımcı Birol Güven, Yönetmen Bora Tekar. ...198. bölüm. Günaydın, hayırlı işler. İdris Biledir'im, bol kazançlar. Sen TRT 2'yi ayarlayabildin mi Mesut? Hayda, ya günaydın demeden TRT 2'yi soruyorsun be. Çekmiyor kardeşim, evde de çekmiyor, kahvede de çekmiyor. Bir ara satırı tuttuk, çekiyor gibi oldu ama ondan sonra kayboldu. Bir daha bul bulabilirsen. Ben de Ağaç Kakan Vadi'yi öyle bir ara gördüm ama devamı gelmedi yani. Ağaç Kakan Vadi'yi gördün ha? Bak bir daha görürsen selam söyle. Çoktandır görünmüyor hayırsız, hiç uğramıyor ya. Kavga geçme be Mesut ya. Neredeyse artık ellerinde tabletle doğan çocuklara yeni bir televizyon kanalının hayatımızdaki en büyük değişikliklerden biri olduğu nasıl anlatılır bilmiyorum. Seyfi ağzı kulaklarında evden geliyor. Vay 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 Seyfi Bey, günaydınlar. Nereye böyle erkenden ya? Günaydın Mesut Bey. Anten yaptırmıştım efendim, onu alıp geleceğim. Çok güzel bir anten yaptırdım. Efendim aklınız, hayaliniz durur. Akşam Nurten'le yani karımla böyle berrak billur gibi TRT 2'yi izleyeceğiz inşallah. Vay be, helal olsun ya. Demek güzel anten yaptırıyorsunuz ha. Evet. Bak güzel çekerse haber ver, ben de yaptırayım aynısından. Mümkün değil. Benim özel tasarım. Efendim, takım elbisesiyle gidiyor. Öyle bir değişiklikti ki bu. İkinci kanalı izleyebilmek mahallenin tek derdi olmuştu. Bunu ilk kim başaracak orası henüz belli değildi ama o gün uzun süredir merak ettiğimiz başka bir konu aydınlanmak üzere. Mesut sandalyeleri masalara kapalı görünce şaşkına döndü. Ne oluyor ya? Sandalyeler akşam bıraktığımız gibi duruyor. Ya ulan Allah'ın kopili, sen usta olacaksın da biz seni göreceğiz ha. Şuraya bak, bir gün de geleyim de şuraya bir çay koyun önüme be. Dükkanı da açmamış da. Kapının üstündeki çıkıntıya bakınıp aradığını bulamadı. Anahtar da yok. İlk denemesinde açıldı kapı. Kapıdan şık. Işığı açıp masaların arasında boylu boyunca kıpırtısız yatan bir adam gördü. Yüzüstü. Yüzü masalardan görünmüyor. Ne be? Tedirgin yaklaşamıyor. Şşş. Bilader. Yanına gitmeye cesareti yok. Birkaç adım anca yaklaşabildi. Birader. Bu kim ya? Geriden ayağıyla uzanıp ayağına dokundu. Şşş. Birkaç kez daha dürttü ayağını. Şu bu ya? Adam gri pantolon, siyah ceketle. Ulan. Diken diken oldu ya. Çıktı. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Zanlı balık, taze balık. Al vatandaş, ye vatandaş. Sen de ye. Çoluğun, çocuğun, karın, İdris aile, bileder. Yesin. İdris Bileder. Yetiş. Ne oldu? TRT 2'yi mi çekti Mesut? Ne TRT 2'si be? Kahvede biri var. Kim var?
Ölü var, ölü. Ölü. Öldüğün ölü. Ya ne bileyim galiba. Girdim içeri, yaktım ışıkları birader, baktım yerde biri yatıyor. Birader dedim, birader deyip seslendim. Dürttüm mürttüm, kıpırdamıyor ya. Kafasını dörtmüşler. Allah'a öldürüp benim kahve atmışlar galiba birader. Bir baksan çimdir, neyin nesi, nereden gelmiş çimdir baksan ya da. Ya ne bakacağım ya birader, Allah Allah. Polis baksın ya. Üstümüze almayalım şimdi, parmak izi çıkar bir şey olur. Bu yaştan sonra aman aman. Selamun aleyküm, neydi siz uşaklar? Cinayet işlenmiş Beşir, cinayet. Cinayet mi, nerede? Ya bu da bize soruyor birader ya, Allah Allah. Ya sen nasıl bekçisin Bekir? Ya bize sana güvenip akşamları huzurla uyuyoruz ya. Uyumayalım bari bundan sonra. Allah Allah, ya Mesut ne oldu, ne cinayeti? Ya kardeş, benim kahvede bir ceset var ya. Ceset? Ceset mi? Bildiğin ölü cesedi yani. Yok, yaşayan ceset. Allah Allah ya, yatmış adam yere. Girdim, dürttüm, mürttüm. Hiç uyanmıyor ya. Yani böyle 2.80 uzanmış. Gerçi en fazla 1.50 falan yani ama. Bir bak şuna ya, gözünü seveyim bir bak. Öyle he. Ha? Sen yani ölü ceset. Silahını çekti. Ya Beşir, adam zaten ölü, silahı çıkarmana ne gerek var? Ölü adam, ölü. El hareket yapmayın biz. Dikkatimi dağıtın sen ya. Dağıt oğlum dikkatini ya, bir sus. Bekir parmağı tetikte, temkinli adımlarıyla usul usul kahveye yürüyor. Mesut'la İdris peşine düştüler. Ha. Şahin masada kahvaltıya yalnız başlamış. Rukiye çaydanlıkla geldi. Pöfen işleme ya. Hala değil mi bu ikinci kanalı ayarlayamadı. O kadar hava attı bir de. Şahin'cim ama bak ne diyorum sana. Hı. Bu konu kapandı artık, kızıyor enişten. Konuşma onu, tamam bitti. Allah Allah ya. Yani bir şey söyleyeceğim ya, alt tarafı bir kanal ya. Bir kanal ayarlayacak yani. Ya, peki bir şey söyleyeceğim. Almanya'da olsa ne olacaktı? Hala gözün seveyim ne olacaktı? Bir sürü kanal var Almanya'da ya. Pef ona ya. Diyorum. Bir de hava atıyor, hava atıyor falan filan ya. Ha geliyor. Ha geliyor sus. Tamam ya. Ha geliyor sus. Ha. Günaydın canım. Günaydın, günaydın. Günaydın enişte. Günaydın. Enişte. Ha. Oturdu Fehmi. Ayarlayamayacaksın. Ayarlayamayacağım de. Tutalım bir adam getirelim ikinci kanalı. TRT2'yi açsın yani, yapsın yani. Ya sabah sabah bak nasıl sinirlendiriyor insanı ya. Ben bu evde TRT2 mevzusu açılmayacak demedim mi ya? Açamıyoruz ki enişte. Ne kendisi, ne mevzusu, ne konusu açılıyor. Hiçbir şey açılmıyor yani. Şahin'cim tamam artık ama vallahi ha. Bitti mi kahvaltı senin? Bitti. Bir an önce hadi pastane soru. Çok kızıyor Sami Usta, hadi bakayım. Ya nasıl kızmaz ya, bu adamı ne yapar ne eder, kızdıracak bir şey bulur nasıl olsa ya. Şuraya bak ya, sabah sabah kalktım beni kızdırdı ki, ben hayatta kızmam ya. Hiç kızdım görmüyor. Hiç evet Fevcim hakikaten. Kızma sen eniştesi, ben sana çay şöyle hemencik, bir sıcak çay. Hadi bakalım. Enişte, paraya kıy. Al bir anten, TRT2'yi izleyelim. Açalım, izleyelim beraber, hep beraber hadi ya. Nazlı tavada yumurtayı getirdi. Rukiye. Canım. Ne kadar antipatik görüyorsun değil mi? Bu antipatik ya, çok antipatik. Hala TRT2'den bahsediyor ya. Hadi Şahin, hadi hayırlı işler çocuk. Hadi hadi, çüz çüz, görüşürüz. Hadi bakalım. Çüz işte. Ya al şunu benim arkamda ya, tamam, Allah Allah. Tamam, gitti, gitti Fevcim. Nazlı yumurta servis ediyor. Ya aslında, ya biz de izleyebilseydik güzel olurdu. Anneciğim değil mi? TRT2'yi. Ha TRT1, ha TRT2. Onda da aynı haberler var, aynı diziler var, aynı şarkıcılar var ya, aynısı. Ama babacığım her şey aynı olsaydı ikinci kanalı açmazlardı ki, açarlar mıydı? Hiç gerek yok, hiç gerek yok. TRT1 en güzeli ya, TRT2'ye hiç gerek yok, Allah Allah. Zaten ben TRT2'yi mahsus ayarlamıyorum. İstesem hemen ayarlarım. Hiçbir şey değil ya, benim gibi ya. Pat diye ayarlarım ama niye ayarlamıyorum? Ben bir ayarlasam onu Seyfi pijamayı kapacak, gelecek burada baş köşede oturacak ya. Ya ben o Seyfi'yi çekeceğim burada. Sinirleneceğim durup dururken. Hiç gerek yok, hiç gerek yok. Bak, Seyfi'siz bir kanal, TRT1 en güzel. Çatalını yumurtaya sapladı. Rukiye Nazlı'ya işaret etti. Pastane. Ya hala istiyorum bir de karşıma geçmişin. Ağzını yırtacağım. Ben sana demedim mi evladım, geç kalmayacaksın diye? Demedim mi? De böyle pastacılık mı olur? Böyle öğrenir misin? Allah Allah, bu kadar uyumayacaksın demedim ben sana. Ya evet haklısın usta, özür diliyorum ama şimdi şey yani eniştem TRT2'yi ayarlayamamış. Ha? Ondan sonra ona yardım edeyim falan filan dedim. Uyuyamadım yani. Sonra uyudum ama kalkamadım sonra yani bir de. Olmadı mı? Olmadı, yapamadı işte ya. Vallahi mı? Ben diyorum ki usta çağır diyorum, onu şey yap diyorum, o yapamadı yani. Ah, bir kağıt doğru demiştin işte. Kusura bakma yani. Halbuki usta çağırsa hemen açık o meseleyi çözeyim. Hemen yapalım. Yani. Evet. Keşke usta... Sami omzuna dolanmış, çekti elini. Cemil'in arkamı geçiyor.
Allah Allah. Gayret bir şey. Bir sana demiyor mu? Çekelim o kulaklarını. Bu sadece TRT 2 değil. Nikah kanalı var. Hepsini birden alır. Pardon usta, özür diliyorum ya. Tamam, bir daha olmaz. Tamam, tamam. Ha. Usta, usta. Sami usta. Ha. Ya duydunuz mu? Kahvede biri ölmüş. Ne? Biri ölmüş? Evet. Kim ölmüş? Ya bilmiyoruz ki. Bekir abi bakıyor şimdi. Allah Allah. E ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Hemen azıcık koş. İnişteni haber ver. Tamam. O muhtar. Herkese tanır. Hemen fırla. Tamam, tamam. Kahvede mi? Evet. Bekir kahvenin kapısını açıp kapattı. Bana bakın, apı da zorlanmamış. Demek ki bilen biri bu Mesut. Doğru söylüyorsun birader. Anahtar da yerinde yoktu. Demek anahtarın yerini de biliyor. Vay vay vay, demek suçu işleyip senin üstüne atmak istediler Mesut. Allah Allah. Ya ne biçim konuşuyorsun Bekçi Bekir birader? Bizim kime yamamız olmuş ya? Kim böyle bir şey yapar ya? Ama gördünüz, şahitsiniz değil mi? Ben geldiğimde ölüydü vallahi. Ya tamam abiciğim, anladım da ya niye içeri girip bakmıyoruz onu anlamıyorum. Niye kapıda bekliyoruz abi? Selamünaleyküm. Mesut, ne olmuş, kim ölmüş? Vallahi bilmiyor Sami Aga. Sözde Bekçi Bekir bakmaya geldi ama o da daha kapıdan içeri giremiyor. Ya bu bekleyen olacak iş değil. Hemen şu karakola haber verelim de bir tane polis gelsin. Yani. Ne demek Sami Usta, bekçiyle olacak şey değil. Bekçi bir kere emniyetin ağzı dişidir. Polise falan gerek yok. Bekir, çevir onu başkere. Ya ne çevirsene şunu bana, ne istiyorsun ya? Allah Allah, birader indir şunu ya. Tamam. Hadi tamam ya, hadi girip bakalım abi, niye bekliyoruz ya? Ya girmeyelim, girmeyelim. Delil melil karıştırmayalım. Başımıza iş alırız sonra ya. Delle belle de gerek yok, sen konuşma İdris. Ben şimdi içeri girip bakacağım. Ceset ölmüş mü? Hemen anlarım. Tamam, sus. Camlı kapıya yöneldiler. Oldukları yerden adamın dizden altı görünüyor. Erişte, ne yapacağız şimdi? Kahvede adam vurmuşlar. Yani artık var ya, ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu mahalle güvenli değil yani. Hiç güvenli değil. Ya oğlum bir dakika ya. Dur bir dakika ya. Sakin ol ya. Adam gibi sakince anlat. Kim kimi vurmuş? Kimi vurmuş? Bilmiyorum işte enişte. Hiçbir şey bilmiyorum yani. Haber geldi. Kahvede toplanıyorlar. Ne olacak? Ne yapacağız? Ay görüyor musun başımıza geleni? Ne olmuş ya? Ay sorma çocuğum oğlum. Kahveyi taramışlar ya gece. Taramışlar mı? Ha? Sağcılar mı, solcular mı? Bilmiyorum Mesut, sağcı mı, solcu mu? Anne ne fark eder? Ya Rukiye sus ya, Allah Allah. Sen de dinlemeden, bilmeden ortalığı böyle galyana getiriyorsun ya. Hiç gerek yok. Dur şimdi ya. Ben gider öğrenirim birazdan ya. Babacığım dikkatli ol sen de. Fehmiciğim böyle uzaktan uzaktan bak, tamam mı? Girmedi bile kadar şeylerin. Ya tamam, abartmayın ya. Öyle tarama marama olmamıştır ya. Allah Allah, tarama falan olsa benim haberim olur. Ya, tamam, eskiden darbeden önce abire sık sık taranıyordu ama şimdi öyle bir şey olmamıştır. Merak etmeyin, ben mevzuyu öğrendim şimdi. Şahin de onunla gidiyor. Şahin dikkat edin çocuğum, ay Allah'ım. Vay be, mevzuya bak. Azar işitmeden bir sabah geçti. Anne ya, menemen yapsana be. Yumurta kalmamış, çok canım çekti. Bravo çocuğum. Bravo. Neler olmuş bitmiş, insanların canı yanmış orada, kim bilir kaç kişi ölmüş. Sen menemen istiyorsun. Bravo. Yumurtayı yemişsiniz ama insanlar ölmüş. Hmm. Aç mı kalalım yani? Allah rahmet eylesin. Kahvede yatan adam aynı pozisyonda, kıpırtısız. Yandaki sandalye devrik. İçeri usulca giren Bekir köşeye çekildi. Kapıdan izleyenlere susmalarını işaret etti. Adamı görmeye çalışarak eğilip geri doğruldu. Ya ne yapıyorsun Allah aşkına, uzaktan uzaktan? Gidip baksana şuna ya. Hadi abi hadi. Ya bir dakika, bir susun. Bekir hadi. Tamam, susun. Allah Allah. Ne yapıyorum ya? Eli belinde gözlerini kısarak bakıp copunu da çıkardı. Usul usul birazcık yaklaştı. Copla ayaklarından dürttü, hemen geri çekildi. Hadi birader hadi ya. Daha az dur hadi ya, hadi. Temkinle yaklaşıp biraz daha dürttü, yine çekildi. Yok abi. Daha hızlı hadi. Şşt, nefesine bak. Allah Allah. Allah. Hadi sen abiciğim bir baksana şuna ya. Ne olmuş ya? Ya kahvede ölü var. Mesutlar iki grup halinde dışarıda kapının birer tarafında. Bekir bir kez daha dürtüp çekildi. Copu kolunun altına sıkıştırdı. Elini cinayeti çözen bir uzman havasında çenesine dayadı. Güya düşünüyor. Allah Allah. Hayır. Of, nasıl ölmüş ya? Ha? Bana sormadan keşke ölmeseydi ya. Ah, hay bilseydim hayat sigortası yaptırırdım. Kimmiş bu ölen? Ha? Tanıdık mı? Nasıl ölmüş? Niye ölmüş? Mesut,
Sen mi öldürdün yoksa? Bana sormadan niye öldürüyorsun ya? Hayır, bana sorsaydın öldürme derdim. Yapmayın, etmeyin kardeşim ya. Ya Mesut kardeş, bu alacaklın falan mıydı ya? O yüzden mi öldürdün? Ya Bahtiyar birader, kaç yıldır birbirimizi tanıyoruz, yüz yüze bakıyoruz ya. Sen ne biçim konuşuyorsun? Ne öldürmesi ya? Ben geldiğimde adam ölmüştü, yerde yatıyordu yani. Herkes de şahit. Bekir, hadi ya, ne oldu? Bekir çıkıyor. Ya susun. O kadar elledim, hiç kıpırdama falan yok. Ya kıpırdasa zaten ölü olmaz. Baksaydın ya. Ya tamam, kıpırdamıyor da nefes alıyor mu almıyor mu ona baksaydın. Baktın mı? Ya Mehmet abi, bana işim mi öğretisi ya? Ya ben emniyetin azı dişiyim. Allah Allah. Zaten mesain bitti. Bakmadım. Ya o zaman polis çağırsana kardeşim sen. Vallahi çağıralım bari. Ya ne oluyor arkadaşlar? Fehmi ağabey, olayın nasıl gelişip gelişmediğini tartışırız arkadaşlarla. Olay ne ya? Cinayet. Kim öldü? Vallahi bilmiyoruz Fehmi abi. Yerde yatıyor, yüzü de örtülü. Polise haber verdiniz mi ya? Ya bir türlü veremiyoruz ki. Ya teessüf ederim Fehmi abi. Allah'ını severim. Yahu ben devletin azı dişi değil miyim? Emniyetin azı dişi değil miyim ya? Benim de bu adli olaylara müdahale hakkım var. Tamam, ne bekliyorsun ya? Devlet, müdahale et. Madem o kadar yoğun istek var, ben o zaman hemen müdahale edeyim. Kahveye giriyordu, geri döndü. Bir ses duydum sanki. Suat olumsuzca kaşlarını kaldırıp sonra gözlerini yumarak kendini onaylıyor. Herkes şaşkınca izlemekte. Bana sormadan girmeyin. Parmak iziniz falan bulaşır. Bak ondan sonra suçlu yazarlar. Bir şeyler olur. Ayrıca şahit yazarlar, mahkemelerde sürüm sürüm sürülürsünüz. Yapmayın, etmeyin, girmeyin. Öyle desen ha şimdi, yani o zaman ben girmeyeyim. Değil mi? Değil mi? He. Fehmi'ye dönüp dik bakışlarıyla karşıladı. Ya devletem ben, emniyetin azı dişim. Bir dakika dur. Şimdi gireceğim, halledeceğim. Sus, bakacağım şimdi. Ekselinde dönerek girdi, ilerliyor. Keşke girmeseydi ya. Afiyet olsun, afiyet olsun Ahmetciğim. Zahmetler oldu sana da Gülden'cim. Çok teşekkür ederim, sağ olasın. Ya estağfurullah. Var mı bir isteğin, bir şey istiyor muydun? Ay yok, sana da zahmet oluyor ya. Yok canım, ne olacak yani, bu kadar rahatsızlandın tabii yani sonuçta. Yok bir tanem, rahatsızlanmadım. Yani bunu normal bir hastalık olarak düşünme. Ben çatıdan düştüm ve kafayı gözü yardım. Rahatsızlık tabii, diye bildiğim kafayı gözü yardım yani. Yardım. Niye bu haldeyim biliyor musun? Onu da biliyorum Ahmetciğim. Senin annenle babanın evinin antenini düzeltirken çatıdan düşüp bu hale geldim ben. Ya ya keşke. Senin annen keşke, ve babanın. Keşke keşke çıkmayaydın da düşmeyeydin. Ya. Hay Allah. Ama babam sonuçta TRT2'yi seyrediyor, ne güzel. Hülde'nin bir elinde fincan, diğerinde çay bardağı. Ver mi bir isteğin? Böyle hani hasta psikolojisi belki de. Canım böyle bir nane limon. Nane çorbası. Çorbası. Ha, nane limon böyle hani bol limonlu. Çorba yapsan, içsem. Tabii yaparım Ahmetciğim tabii. Sadece diyorum hani çorba da değil. Çorbadan sonra var mı bir düşündüğün bir şey mesela? Senin istediğin bir şey var mı? Sen söyle Ahmetciğim. Estağfurullah. Yalnız benim güzel karıcım o hamarat elleriyle bir köfte yapar. Yani yeme de yanında yat. Acaba köfte mümkün olur mu? Yapabilir misin? Tabii. Kuru köfte, sulu köfte, İzmir köftesi. Ne istersin Ahmetciğim? İzmir köfte. İzmir köftesi. Varsa bir tercih hakkımız, İzmir'den yana kullanılır İzmir köfte. Oh, 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 oh. Sargılı başını tuttu. Güldencim, iri fasulyemiz var mı acaba? Yoksa Şimbil bakkaldan al gel. Fasulye mi? Fasulye. Köfte yapacaksın. Piyazsız mı olacak? Bir de piyaz yapsan, ince kıyılmış soğan. Mümkünse böyle kırmızı soğan. He? Biber istiyor musun içine? Harika. Bol kırmızı biber atayım bol istersen. Bol kırmızı biber. Sirkeli. Maşallah. İştahında açıldı. Neyse. Hadi. Gülden antrede durup elindekileri gaz lambası rafına bıraktı. Telefona yöneldi. Alo. Ha efendim Şahin'cim. Ahmet dikkat kesildi. Yok şimdi Ahmet abin kalkamaz. Oh. Doktor kalkmasın dedi. Hiç kalkamıyor bir yerden. Sen bana söyle, ben iletirim. Ha tamam. Ne olmuş? Tamam oldu. Gülden. Ne? Ahmet. Efendim. Ne olmuş biliyor musun? Ya ben de onu soruyorum. Ne olmuş? Birisi ölmüş. Ne? Kim ölmüş? Ceset bulmuşlar, kahvedeymiş. Kahvede ceset mi? Kim ölmüş? Ay ne bileyim, söylemedi. Sorsaydın ya.
Ay ne bileyim ya, işte şey yapmadım, dur. Dur ben şunları halledeyim, geliyorum. Antreye geçti, raftakileri aldı, gidiyor. Ya ne soğukkanlısın sen böyle ya Gülden. Soğukkanlılığa bak. Mahallede biri ölüyor, cesedini kahvenin oraya bırakıyorlar. Benim bunu öğrenmem lazım. Benim gitmem lazım. Saygılı ayağını basmadan kalkıp çaprazdaki koltuğa dayalı Derin tekini kolunun altına aldı. Ahmet. Canım. Derin yere kendini koltuğa attı. Efendim bir tane. Ahmet diyeceğim ki şimdi sen tabii kalkıp gitmek istersin merakından. Kim? Sen. Yok canım. Ayağa kalkamıyorum. Canım. Yok canım. Ama zaten kalkamazsın çünkü doktor kalkma dedi. Yani bir hafta yerinden kıpırdayamayacağın için. 2 gün oldu, daha 5 gün var. Yani o yüzden daha 5 gün daha kıpırdayamayacağın için. Ben öyle lavaboya mı gitsem dedim ama boş ver dedim ondan sonra. Yardım edeyim mi sana? Yok yok, teşekkür ederim. Sen gazeteyi uzatırsan. Gülden söylediğiyle kalıp gazeteyi bıkkınca verdi. Ben şu fasulyeleri bir haşlamaya başlayayım. Hı-hı. Birazın için. Ya bir de kırlent var mı sırtıma? Çok çöktüm böyle. Dönüp aldı koltuktan. Dur şöyle bir beslersen. Eğilip beklerken Gülden kırlenti yerleştirdi, Ahmet omzundan geri çekti. Gülden beyaz tişörtünün altında yeşil kumaş pantolonuyla gidiyor. Ahmet göstermelik göz attığı gazeteyi Gülden kaybolur kaybolmaz indirdi. Mahallede biri ölüyor, kim ölmüş? Çatlarım ben meraktan, öğrenmem lazım. Bekir yerdeki adama temkinli adımlarıyla tırsa tırsa yaklaşıyor. Geriden copla ayağını dürtüp geri çekildi yine. Allah Allah ya, niye ki de bir dürtüp duruyorsun abiciğim, baksana nefes alıyor mu abi, nefesine baksana ya. Ya öyle deme Mehmet abi, adam ölmüş, nereden nefes alacak? Ya dürtme, anlayacak, gitsin nefesine baksın. Kalbine baksın, kalbini dinle. Evet. Tamam, şimdi bakacağım. Usul usul yaklaşıyor, yerdeki adam kalkmaya çalışır gibi hafifçe kıpırdandı. Allah Allah! Bekir de kaçtı, kenara çekildiler. Fehmi ile Suat kapının önünde kaldılar, izliyorlar. Dur sen, ne oldu, ne oldu? Hareket etti ya. Suat ürkmüş. Eli Fehmi'nin omzunda. Adam dinç bir şekilde kalktı. Altında serili pardösüsünü alıp giyiyor. Yüzü hala meçhul. Fehmi abi, Fehmi abi canlandı mı? Yok ya, ölmemiş. Uyuyormuş. Mesutlar şaşkın. Adam pardösüsünü giydi, önünü kavuşturdu. Eteklerinin tozunu silkeledi. Suat gözlerini kısıp dudaklarını gererek yaymış, anlamaya çalışır gibi bakıyor. Fehmi de anlam verememiş. Adam kapıya yaklaşıyor. Kahveden çıktı. Merakla izleyen bakışlar adamı görünce hayrete dönüştü. Bekir silahı beline takıyor. Çatlayacağım meraktan ya. Mahallede biri ölmüş. Kimin öldüğünü bilmiyoruz. Öğrenmem lazım. Gülden. Geldim. Bakıyorum, bakıyorum. Alo. Hah. Efendim Şahin. Evet. Öyle mi? Ha, tamam tamam. Ben hemen iletiyorum Ahmet abine. Hadi kolay gelsin. Hadi canım. Eyvahlar olsun diye sol elinin tersine avuç içine vuruyor. Ya ne olmuş? Telefonu kapattın. Kaç saat geçti? Ne olmuş? Ay ne olmuş biliyor musun? Ya ne olmuş? Ben de onu soruyorum. Ne olmuş? Ay Ahmet, çok 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 garip bir şey olmuş. Ne olmuş? Ay Ahmet. Ya efendim. Ahmet öldü sandıkları o adam vardı ya. Evet. Öldü sandıkları adam. Ya çatlatırsın adamı Gülden. Ay canlanmış. Ne? Adam canlanmış. Kim? Kahvede öldü sandıkları adam onu vardı ya. Onu anladım. Adam canlanmış. Adam kimmiş? Ay adam şimdi var ya. Böyle adam yatıyormuş sırt üstü. Tamam mı? Gitmişler ya, bakmışlar. Ya anladım. Birden tamam. Kim, canlanmış. Kimmiş? Ay hiç tahmin etmezdim ya. Çok şaşırdım. Kim? İşte ben de ona şaşırdım diyorum. Yani geleceğini hiç tahmin etmiş. Dönmüş demek yani. Kim dönmüş? Vay vay vay. Dönmüş ya. Ya Gülden. Hah. Mahsus yapıyorsun değil mi? Neyi? Mahsus yapıyorsun. Neyi mahsus yapıyorsun? Gıcıklığını söylemiyorsun yani. Kim ölmüş, kim dönmüş? Ah, ama bak bir tane. Bak şimdi sen bir kere dinleniyorsun. Sen şimdi nekahat dönemindesin böyle bacağınla falan. Üzerine de basamıyorsun ayağının. Sen ayağının üzerine basamadığın için ne gazeteni alabiliyorsun, ne çayını alabiliyorsun. Doktor da üzerine basmasın dedi ya bir tane. O yüzden şimdi sen sakin sakin burada yat. Ayağının üzerine basabildiğin zaman kendin gider öğrenirsin zaten. Tamam canım benim. Mahsus yapıyorsun. Gidiyor. Mahsus yapıyorsun. Gıcıklığına yapıyorsun. Beni meraktan çatlatmak için yapıyorsun. Kim ölmüş? Kim dönmüş ya? Benim öğrenmem lazım. Yok, gidip öğreneceğim. Ayaklarını yere indirip değneğini aldı. Kalkıyordu ki... Ahmet. Canım. Bırakıp uzandı. Efendim? Kahve yapıyorum. Tabii tabii. Heh. Sade. Sade. Soda ister misin? Yok. Sade kahve.
Gülden keyifle gidiyor, Ahmet meraktan çatlıyor. Kalkmakla kalmak arasında bocaladı, tercihini kalmaktan yana yapıp kollarını bağladı. Kahvedekiler bahçedeki masaya geçmişler. Mehmet ve Fehmi oturmuşlar, diğerleri ayakta. Etraflarını sarmışlar. Hepsi de masadaki diğer sandalyenin olduğu yere bakıyor. Baktıkları yerde oturan kişi susmuşmuş. Ya susmuş bileler. Sen nasıl bir adamsın ya? Böyle antin kuntin işlerle uğraşıyorsun. Allah Allah. Ortadan zart diye kayboluyorsun, arazi oluyorsun. Zort diye geliyorsun. Yani sen ne yapıyorsun abi? Sen ne ayaksın ya? Ya Mesut, sabah sabah bütün mahalleyi ayağa diktin ya. He. Susmuş, hoş geldin ya. Merak ettik, nerelerdeydi? Susmuş gülüyor. Ya hiçbir değişiklik yok kardeş bunda. Hala konuşmuyor. Ya Susmuş, geliyorsun, konuşmuyorsun, oyalıyorsun bizi. İşimiz gücümüz var ya. Ben gidiyorum Mustafa ya. Hadi. Cins ya, cins. Tabii. Kim bu ilkeli insan? Saç baş birbirine karışmış. Bu mu? Bu Susmuş. Hiç konuşmaz bu. Taklit etti. Bölümüne durur. Başka bir şey yok. Ha, mahallenin delisi yani. Gülüyor mu? Bana mı gülüyor? Bana mı gülüyorsun sen? Niye gülüyorsun? Bana sormadan niye gülüyorsun? Ya hakikaten bu Susmuş'a ne olmuş ya? Durmadan kendi kendine gülür. Allah. Ne yapsın abi? Ağlasın mı adam Allah aşkına? Bizi gördü, sevindi herhalde garibim. Vallahi doğru. Yeminle doğru Mehmet abi. Bu en doğru şeyi sen söyledi. Doğru. Susmuş kalktı. Daha uzun aile kalınca... Görünce işe yaptı mı? Özür dilerim tabii ya. Susmuş gidiyor. Nereye gidiyor? Sami ayaklandı. Susmuş pastaneye giriyor. Pastaneye mi gidiyor? Evet. Vallahi pastaneye gidiyor. Peşinden koşuyor. Şuraya bak ya. Adam ne zamandır ortalarda yoktu, gene konuşmuyor. Suat oturdu. Merak etmeyin, ben konuştururum. Akıllı adam. Bana sormadan konuşmuyor. O iş bende. Konuşacak. Millet deli, hasret biz akıllıya. Suat'ı işaret etti. Kahvenin kapısına yürüyor. Bekir sandalyeye geçiyor. Seyfi kazan kapaklarından yapılmış antenle eve geliyor. Seyfi abi? Ha canım. Abi bu ne? Anten. Sapı da metal. Abi bu biraz büyük değil mi? Yok canım, şimdi bu Çamlıca'dan gelen sinyalleri ancak bu toparlar. Abi sen bununla Ay'dan gelen sinyali bile toplarsın. Ha yani... Abi yani televizyon izleyeceğim diye niye bu kadar yükün altına giriyorsun? Ya bu ufak kaseti koy abi, güzel televizyon izleyeceğini, müzik dinle. Hatta klasik müzik. Dilek'le Nurten balkona çıktılar. Canımın için. Şimdi ben klasik bir insan değilim. Hem ben bununla bu mahallede TRT 2'yi izleyecek tek kişi olmak istiyorum. Seyfi Bey, o ne? Anten Nurten. Vallahi sırf senin için aldım. TRT 2'yi billur gibi izleyeceksin. Komşular var ya, hasetliklerinden çatır çatır çatlayacaklar. Canım şu kapıyı aç babam, bir yardımcı olur musun? Çatır çatır. Komşu kadınlar çaprazdaki apartmanın pencereleriyle kapısında dedikodudalar. Topla gel abi. Düşünebiliyor musun? Şunun çekici etsin geldi. Aman. Anteni apartmana yatay soktu. Ay kız Dilek, o koca şeyi eve getiriyor. Ay yok anne ya, yani balkona koyacaktır canım. Yok, salona koyaydı. Hadi be. Omzuna iki eliyle birden vurdu, içeri geçiyor peşinde. Susmuş. Cevap versene ya. Ne yaptın, nerelerdeydin, nasılsın, iyi misin? Ha? Şşt. Ya sen... Ukağı meşgul etme şimdi. Ya yapacak diye böyle bir sürü işimiz var. Tamam. Hadi işine baksana. Tamam. Susmuş, ye sen ye. Valla sen şimdi Sami abinin o böreklerini, pastalarını özlemişsindir değil mi? Susmuş böreğini gülerek yiyor. Sami yanına oturdu. Yemiyor mu ya? Valla ben aynı işte. Hep bildiğin gibi de burada böyle bu aynı şeylerle uğraşıyoruz. Anamla uğraşıyoruz şu ara. Yakından tanımıyor. Uzaktan da tanımıyor. Kafası gidip geliyor bununla. Diyemiyorsa, valla ben aynı. Şahin'le iyi konuşsa özledik. Haberin var mı? Yok, ama şimdi oldu. Susmuş, sütünü yudumluyor. Dur babaannem, bir dakika. Diyemiyor mu ya?
Ya sen demedin mi babaanne göz kulak ol yani? Fato eline hırka sen tutuşturdu. Sen bana dedin de babacığım, babaannem sözümü dinliyor mu acaba benim? Çok önemliymiş. Bitti. Bitti onun için. Bitti. Evet, bitmiş. Ne bitti? Babacığım, hani şey vardı ya, babaannemin kraliçeye ördüğü hırka. O bitmiş de. Götür bunu kraliçeye. Günder ısınacak bununla, sevinir çok mori kraliçe. Ben bileyim, sevinecek. Günder bunu, haydi. Bunu nasıl göndereceğim ben ona? Günder. Ne güley bu adam böyle? Güley mori budalar mı bu? Kendi kendine. Susmuş. Ne gülüyorsun sen benim hanıma bak ha? Gevrek gevrek, beşlik simit gibi. Kızıyorum ben ona, şey yapma sen. Tüve istikbar, bu nedir böyle? Ha. Haydi more, bak sen bunu yolar. Şimdi havalar soğuk orada Londra. Gülmekten ağzına götürdüğü sütü her seferinde geri çekip üçüncüsü de ancak içti. Kalkıyor. Valla kızıyor. Ocağın kızıyor. Susmuş gidiyor. Tuhaf adam. Tuhaf. Evet. Kahve. Susmuş geri dönmüş. Ya adama ajan diyordun, tilki çıktı. Döndü dolaştı, yine mahalleye geldi. Ya Nevzat doğru söylesen de bir garip olmuş bu sefer ya. Nasıl yani? Garip derken abi? Ya Alper görmedin mi adam? Durup dururken gülüş kendi. Ne güzel işte abi. Demek ki adamda gelişme var. Önceden susuyordu, şimdi gülmeye de başlamış. Hayret bir şey ya. Böyle terbiyesizlik mi olur? Kahveden çıkan Ali sinirle gidiyor. Allah Allah. Mesut kafesle çıkıp Cemal'in başına vurdu. Oğlum ne diyor lan bu kuş? Ne diyor usta? Ne diyor diyor bir de ya. Müşteriye küfür ediyor oğlum. Ne diyor abi? Ya oğlum söylenmez ya, şimdi ortalık yerde Kalil abi küfür ediyor ya. Abi gel söyle ya, merak ettik. Puh. Spaka tükürüp kafesi bıraktı. Masaya yaklaştı, Alper'in kulağına fısıldadı. Yok artık. Allah. Ne demiş? Yuh! Bu mu yapacakmış? Ne demiş, ne demiş? Ya Nevzat ne demiş? Ya abi sen evli barklı adamsın, sana nasıl söyleyeyim ya? Ya Allah, gel kulağıma söyle, gel. Söylüyor. Allah Allah, Allah kulaklarıma inanamıyorum. Ya birisine söylesen altı aydan başlar. Delo mu bu? Ne söylüyor diye kendi kendine ya? Sami ile Fato masadalar. Çok güzel yapmışım bu kazagi. Tam kraliçaya göre. Tam kraliçaya. Hem kahverengi yapmışım. Mahsus ona yaptım. Niçin? Bak bu vakitte London'dur. Çok soğuk. Ben bileyim. Çok soğuktur o London. Günder bunu. İsinsin, cilsin karı. Yazık, günah ona. Onu güzel. Ama anacığım şimdi ya küçük gelirse, ya olmazsa değil mi? O zaman ben diyorum ki bunu sen giy. Yani o kadar uğraştın ya. Ondan diyorum. Ya anacığım, bak şimdi sen bir... Tamam babacığım. Babaannem, ben göndereceğim, tamam mı? Sen merak etme. Oh tatlı kızım benim, pembe beyazım, canım benim. O çok seviyorum seni. Oh, güzelim benim. Tamam, hadi ben gideyim o vakit. Alayım biraz. Hocam ağzım. Babaannem. Ha biraz. Annem, sen tamam hadi sen çık eve. Hadi ben git. Ben onu göndereceğim, söz veriyorum sana. Eyvah, neden göndereceğiz neden? Ya babacığım baksana ne kadar çok istiyor, ne olur göndersek. Ya, tamam. Hadi yetiş hemen arkasında. Başka bir yere gitmeden eve çıksın. Hemen çık. Ya evladım tebeliniyorsunuz ama ne dedi doktor? Şey yapmayın dedi. Gerçekçi olun dedi. Ondan sonra bunu şey yapmayın dedi. Gerçekçi olun, her şeyin doğrusunu söyleyin dedi. Böyle şey yapınca ne oluyor? O zaman... Ne yapmış oluyorsunuz evladım? Boşuna umutlandırmış oluyorsunuz kadına. Şahin yine aldı elinden tamam, hırkayı. Ben gideyim babaanneme bakayım. Heh, hemen aç, onu şey yap. Tamam, yorulacağım. Tamam, merak etme. Mavişim, yorulacağım ben bunu. Tamam, yorulacağım. Vay be, yapmış ya, helal olsun ya. Kokladı, Sami gözlerini dikmiş. Ters bakıyor. Niye bakıyorsun? Hadi gönder. Hadi. Tamam, yolladım. Yorulacağım. Koşarak gidiyor. İyi benim güzel ana. Oğlum Cemal. Yerine oturmuş. Bak doğruyu söyle, dövmeyeceğim. Bu kuşa küfür etmeyi sen mi öğrettin? Ya yok usta, ben sadece çok güzelsin demeyi öğrettim. Ya bu kuşun zaten terbiye sorunu o kadar belliydi ki. Şimdi geceleri ben bakıyorum böyle, geçiren buradan. Bakır, sanki slogan atır bu kuş ya. Ya Bekir abi,
Kuş da seni bir korkuttu diye var ya, sen iyice anarşist yaptın ha Kuş'u. Ama siz de ya Kuş'u da kendinize benzettiniz ya. Oturun kendinize sohbet edin. Gidiyor. Anarşist değil oğlum bu, terbiyesiz, terbiyesiz. Mesut abi, sen bu kuştan kurtul abi bir an önce. Başka birinin, ters bir adamın yanında bir şey söyler, kavga edersin. Doğru söylüyorsun Alper'im. Neyse, ben kaçtım abi. Nereye gidiyorsun ha? Belediyeye. Bana iki tane abonman versene ya. Niye peşime takıldığın belli oldu. Gel hadi. Hadi be, caddeye yürütme işte. Gidiyorlar. Mesut! Mesut! Gel, gel. Ne oldu Yıldız? Ne oldu kızım? Acil bir durum mu var yoksa? Evet, çok acil bir durum var Mesut. Ne oldu, çocuklara bir şey oldu değil mi? Yok, yok. Ay Mesut, bana rüyamda iltifat ediyordun. Bu mu acil durum? Evet. Allah Allah, rüyamda bana iltifat ediyordun Mesut. E bak ne güzel işte, Allah'ını bir de etmiyorsun diyorsun. Etmiyorsun, bana gerçek hayatta iltifat et Mesut. O rüyaydı. Ya kızım, zaten benim işim başımdan aşkın. Allah'ını seversen ya Yıldız. Mesut, bana işlerinin arasında iltifat et. Bana hayatının en önemli şeyiymişim gibi iltifat et. Bana iltifat et Mesut. Oradan geçen susmuş, izliyor. Ne dedi o? Bana iltifat et Mesut. Susmuş, işaret parmağını Mesut'a uzattı, gidiyor. Bu çıktı gene başımda. Buna küfür et lan. Mr. Spak, et buna küfür. Etsene. Ya sen de olmayacak insanlara küfür ediyorsun, al bunu etmiyorsun. Bana iltifat et Mesut. Estağfurullah, hadi kızım hadi. Bana iltifat et Mesut. Yıldız gördün mü diye Spak'ı işaret etti. Vay be. Demek Fato Ana bunu İngiltere kraliçesi için ördü ha? Evet ya, İngiltere kraliçesine bunu PTT'den yollayayım dedim. Çok para istediler yani. Sami Usta falan duysa var ya, ooo. Evet ya, of, ne yazık ki gönderemeyeceğiz. Evet. Bir dakika. Madem gönderemiyoruz, o zaman İngiltere kraliçesi gelsin. Nasıl yani? Benim bir planım var. Aa! Ne nasıl bir plan? Dur, anlatayım. Tamam. Şimdi şöyle. Bana iltifat et Mesut. Ya Mr. Spak'cığım, canım benim. Sen bunu nereden öğrendin ya? Gördün mü Mesut? Papağan bile aynı şeyi söylüyor. Bana iltifat et Mesut. Ya kızım, şimdi benim kafam karıştı. Ben sana mı iltifat edeceğim, Mr. Spak'a mı? Bana edeceğim Mesut, bana! Işım'da huzur apartmanına gidiyor. Mesut sinirle Cemal'e döndü. Cemal, gel gel. Cemal aceleyle yaklaşıyor. Oğlum ben sana bunu mu öğret dedim ya? He? Ben sana başka bir şey diyorum, sen gidip ne öğretiyorsun? Ya vallahi billahi ben öğretmedim usta. Bana iltifat et Mesut. Al. Kim öğretti bunu? Bak doğru söyle bak. Harbiden dövmeyeceğim oğlum ya. Vallahi etmedim usta. Söylesem söylerim şimdi yani. Oğlum kim öğretti o zaman? Mustafa bak. Bu mu öğretti sana? Cemal'i sertçe sesinden tutuyor. Ya evet ya. Çok güzel fikir ya. Mavişime çok güzel değil mi? Ay bu mu güzel fikir Şahin? Babaannemle dalga geçeceksiniz yani. Ya ne alakası var? Ne dalgası canım? Giydireceğiz bunu birine. Diyeceğiz ki, aha diyeceğiz, kraliçe bu. Oturtacağız karşısına, Fato Ana. Ne söylemek isterse o da söylesin ya, bu kadar. Dalga yok. Evet ya, bence doğru söylüyor, mutlu olur. İnanır da yani, anladın mı? Beni de bazen kral sanıyor ya. Yok, iyi bir fikir değil bence. Allah Allah. Allah Allah. Ya ne var canım, kadın o kadar uğraşmış, örmüş. Kraliçe giyecek diye önemsemiş. Ne var yani? Çıksa birisi karşısına kraliçe diye numaradan. Fato Ana da mutlu olsa. Ne var yani bunda? Evet ya, evet ya. Güzel olur bence. Ha? Ya sevinir mi dersiniz? Sen ne diyorsun ya? Tabii ki de sevinir. Yapma gözünü seveyim. Mutluluktan havalara uçar. İyi de peki kim giyecek ki? Yani ya giydiği kişiyi hatırlarsa? Bir de öyle bir şey var. Doğru. Doğru. Öyle birisi giymeli ki Fato Ana onu hatırlamamalı. Ama kim? Kim olabilir? Merhaba. Gözler Funda'ya odaklandı. Ne oldu? Niye öyle bakıyorsunuz? Çağatay muzurca gülerek Şahin Elvan'a bakıyor. Seyfi çizgili pijamasıyla balkona çıkmış, anteni yerleştiriyor. Anten ortada bir, yanlarda dört kapaktan ibaret. Ay, kız bu çok büyük bir şey. Ay bunlar kazan kapağı mı? Sana ait bir hayatım. Şimdi şöyle olacak bak.
Çamlıca'dan gelen sinyaller... Bir bir dokunuyor hepsini. Buna çarpacak. Sonra bu kablo ile beraber bizim televizyona gidecek. İyi de bu çok çirkin, çok da kaba. Evet, biraz çirkin olabilir ama çok güzel yayınlar izleyeceğiz. Yok yok Seyfi Bey, hayatta kabul etmem. Ya şimdi ben düşündüm de çamaşırlarımı alacağım burada güzel çırpacağım, asacağım. Olmaz. Hayatta ben burada çamaşırlarımı kurutamam. Çabuk götürün bunu buradan. O zaman karar ver Nurten'cim. Yani TRT 2 mi, çamaşır mı? Yalan. Ay kız, TRT 2, çamaşır. Ay annem, bilemedim ben şimdi onu ya. Hayatım, ben bu mahallede TRT 2'yi izleyecek tek insanın benim karım olmasını istiyorum. Bütün komşular mosmor olacak hayatım. Peki o zaman ne yapalım? Tamam yani TRT 2 diyelim. Biz de o zaman çamaşırlarımızı arka balkonda kuruturuz. Yani hadi şimdi git televizyonu aç bakalım yayın başladı mı hadi canım. Dedikoducu kadınlar anteni düzelten Seyfi'yi izliyorlar. Seyfi anteni tepe taklak trabzana dikip sapını çamaşır ipine bağlamış. Butik sokağa girdi, sırtarak balkonun altına geçiyor. Ooo Seyfi Beyciğim. Efendim. Yeni kazan kapaklı anteniniz hayırlı uğurlu olsun. Aman efendim çok güzelmiş. Yemin ederim aydan bile çeker bu ya. Aya ayak basmak ne demek? Ha? Ne demek? Esas önemli olan onlara söyle gelsinler burada TRT2 bizim mahalleden bir yayını alsınlar bakalım. Ama bunu ben başaracağım. İnşallah efendim, inşallah. Efendim siz zaten çok marifetli bir insansınız. Nasıl sizin kıymetinizi bilmiyor? Doğru söylüyorsun canım. Nurten'cim yayın geldi mi? Ay şey karıncalı gösteriyor. Ha karıncalı. Ha. Eğer karıncaları gördüysen iyi bir sinyalin belirtisi demektir. Ben biraz daha uğraşayım. Hafif dokunuşlarla düzeltiyor. Nazlı televizyonun düğmesine uzanmış. Ay olmuyor, bulamıyorum. Nazlıcığım. Bak vallahi kurcalaya kurcalaya bir de... O televizyonu bozarsam vallahi bir de babandan iyice şey yaparız ha. Azar işitirirsin. Elinden geleni yaptı adam işte. Olmuyor, çıkmıyor işte. Bırak. Ay anne bir de ben bulsam ya kanalı. Kız vallahi Fehmi abi ne bozulur ha siz bulsanız. Bozulur. Ay sanki biraz oluyor gibi. Ya. Ya aman yok be. Yok be, yok yok. Ya biraz da sağ tarafa doğru böyle bir... Ay niye sağ tarafı çevireceğim Yıldız abla? Ya oraya da kibrit çöpü falan mı? Ya bir şey oldu. Yok karlı karlı bir şey gösterip duruyor işte. Yok olmayacak. Vallahi bozacaksınız televizyonu. Sus ulan. İltifat et. Bak gene. Oğlum bak Mr. Spak. Ulan adını Spak koymuşlar. Kulakların olsa vallahi seni duvara çivileceğim ama... Şimdi gagana bir çakacağım. Aa, sakin ol ya Bucalı. Kuş bu ya. Kuşla kuş olma. Ya tav etti beni ya. Suat, vereyim ben sana bu kuşu, al sen bunu ya. Ben ne yapayım ya kuşu? Bu menkul değer, uçar gider. Benim işim gayrimenkul. Bunun yatırım değeri yok ki. E satarsın sen bunu. Senin ağzın güzel laf yapıyor. Ya Seyfi'yle papaz etme beni ya. O zaman ben bunu şey yapayım ya. Seyfi'ye geri vereyim ben bunu. Şişt. Suat verme diye kaşlarını kaldırıp indiriyor. Bana sormadan verme. E, sorduk ya. Doğru. Doğru. Ya şimdi bu bana boyuna küfür ediyor, beni sinir ediyor. Ya bir dalacağım buna, tüyümü bırakmayacağım üstünde. Ondan sonra Mesut hayvan düşmanı diyecekler. Bak beni basvalyalarım attırıyorsun ha. İltifat et Mesut. Konuşma lan. Gel buraya. Gel. Kafesi aldı, huzur apartmanından tarafa gel gidiyor. Gel bakayım sen gel. Yeter be. Gergin. Sandalyeyi çekip oturdu, kahvede başka müşteri yok. Getir bakayım çay. Cemal önünde önlükle içeri geçti. Suat şekerliğin kapağını açtı. Avuçladığı kesme şekerleri cebine indirdi. Kapağı kapattı. Seyfi Bileler. Ha, Mr. Spak. Bu dünyanın en güzel, en sevimli papağanı seninmiş ha. Nasılsın oğlum? Canım. İyi iyi, çok iyi ya. Keyifleri gıcır. Kıyak yani. De biz iyi değiliz Bileler. Sen alsana bunu geri. Ay vallahi çok iyi olur. Ben de kendisini çok... Hayır. Kesinlikle olmaz. Hayır. Kesinlikle olmaz. Hayır. İstemiyoruz. Özlemedim. Sevmiyorum kendisini. Fethi Bey'e götür. Fethi Bey onu çok seviyor. Lütfen Fethi'ye götür onu.
Mesut Spak'la Seyfi'ye göz gezdirdi. Işım'la kapıya yöneldi. Nurten, Seyfi ve Butik izliyorlar. Butik gözlerini huzursuzca balkona kaldırdı. Seyfi Bey, siz buna yüz vermiyorsunuz değil mi? Buna mı? Buna ne yüz vereceğim ben? Bu benim baş düşmanım. Sen ne yapayım? Gitsene oradan. Ha, sana kızmayacak. Ya bir taş versene oradan. Şey. Kafasını atayım da yarayım. Gidin. Butik huzurca koluna oturdu. İskelet kıldıktan. Nurten Butik'e karşı zafer kazanmanın sevincinde. Mesut abi, hoş geldin. Merhaba Nazlıcığım, nasılsın? İyi. Ay kocacığım, hoş geldin. Yoksa bana iltifat etmeye mi geldin? Ya dur be yıldızım, dur be karıcığım. Allah Allah ya. Rukiye ablacığım be. Şimdi ben bunu Çağatay'dan almıştım, biliyor musun? Evet. Olmadı şimdi, ben bunu geri takdim edeyim size. Heh, alın siz bunu geri. Yapma güzel kardeşim, yapma. Vallahi olmaz yani. Aha. Ay niye? Güzel de o kahvede. Mesut abi, niye getiriyorsun ki? Yok be abicim, şimdi biz bakamıyoruz. Bakması zor. O kadar işin gücün arasında. Zaten şey, bizim kahve sürekli duman altı. Hayvan öksürüp duruyor, yani hasta masta olur. Yazıktır, günahtır, ölür mölür. Yani günaha girmeyin boşu boşuna. Alın siz bunu. Kurusun ama ya olmuyor, evde de olmuyor gerçekten. Olur ya, bak yakıştı ya buraya. Bak yakıştı ya. Koltukların köşesinde. Duy. Kuşu duy. Ya Rukiye abla, zaten duydum ben ya. Fehmi abi bayılıyormuş bu papağana. Çok seviyormuş ya. Vallahi hadi. Size o zaman iyi günler diliyorum ben. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Hadi. Oh be. Vay be, ne güzel yakıştı ya kuş. Kaçar gibi çıktı kapıdan. Rukiye hayıflanıyor. Gördün mü Rukiye abla? Şu kuş bile benim halime acıyor. TR2 yazıyor. Ekranda TRT yayın sonu görüntüsü. Ay çekiyor. Tamam. Nazım, götür şunu bir. Baban gelip görmesin, sonra şey yaparız. Ay çekiyor, tamam. Götürürken duraksadı. Ay ne oldu? Aa gitti. Ne oldu şimdi buna? Ne oldu demin? Demin niye çekti ki? Nazım geri dönüp kafesi yerine koyunca görüntü yine geldi. Kız geldi ya. Ya çekiyor şimdi. Bak şimdi. Kafesi uzaklaştırıyor. Aa gitti. Getirsen onu getir. Yerine koydu. Aa şimdi çekiyor kız. Ay Nazım. Anne. Nazım televizyonu izleyerek koltuğa çöktü. Kalktı, keyifle koltuğa geçti. Baş köşede kaldı. Rukiye yayının gelmesine sevinemedi bile. Kahve. Mesut oğlum, ne yaptın papağanı? Saldın mı yoksa? Yok be Niyazi, verdin kurtuldum. Keşke vermeseydin ya. Maskot olurdu o. Ya bırak şimdi maskotu ya. Benim asamı bozmasın da ne olursa olsun. Ya Mesut'cuğum, senin sorunun ne biliyor musun? Ya senin sorunun iltifat edememek. Edemiyorsun ya, yapamıyorsun. Allah Allah ya Niyazi, sen mi çıktın şimdi bir de başıma? Abicim yapma, duymayan mı kaldı ya? Şu kadına böyle bir iki güzel iltifat etsen ne olur? Ama bak ben sana söyleyeyim mi? İltifata giden yol nereden geçer biliyor musun? Nereden? Klasik müzikten. Klasik müzik dinleyeceksin abi. Onu böyle sindireceksin ruhuna bak. Ruhun incelecek, ince ruhlu bir adam olacaksın. Böyle sürekli iltifat edeceksin, kompliman yapacaksın. Klasik müzik ya. Oğlum, biz iltifatımızı evde ederiz. Diğer taraflarda iltifat etmek bize ters. Yazık ya, adam kalabalık yerde iltifat edemiyor. Ya ederim Niyazi, ederim. Etme. Bize sormadan etme. Hayda. Ya bileder sen ne diyorsun ya? Bize sormadan her şeyi sana mı soracağız ya? Boyuna sana mı soracağız ya? Kalabalıkta iltifat edemiyorsan bana soracaksın. Her şey bende. Seyfi balkon antenin yanına çıktı. Tövbe. Dedikleri her şeyi yaptım. Demir tamam. Tencere kapakları tamam. Kamperi. Çam. C'ye doğru bakıyor. Her şey tamam, güzel. Ablası da var. Niye yayını almıyor ki bu? Butik direğin dibinden izliyor. Seyfi Beyciğim. Efendim, acaba diyorum başka bir şeyler mi bağlasak? Misal antene çatal bağlayanlar olmuş. Çekmiş. Çatal. Evet, çatal. Çatal var tabii canım. Çataldan bol ne var? Ben bir çatal hazırlayayım da geleyim. Görüşürüz canım. Tabii, zahmet oldu. Tabii. Estağfurullah. İnşallah çeker ya. Ya şu adamın gözüne girsem var ya, başka hiçbir şey istemiyorum. Aa! Basri abi. Abicim var ya, yemin ederim seni Allah gönderdi. Sen anlarsın şu anten işlerinden. Bahri göz attı abi, antene. Gelecekten bir şeyler söyle de. Hani ne tarafa çevirelim? Ne yapalım? Nasıl çeker? Söyle be abi. Karasal yayınlarla çok uğraşmayın Butik Ali.
gün gelecek, tüm vericiler uzaydan sinyal gönderecek. Ah be abi, sen ne yapıyorsun abi? Biz vur dedik, sen öldürdün abi. Ne uzayı, gözünü seveyim. Biz Çamlıca'yı soruyoruz, orayı arıyoruz. Sen uzaydan bahsediyorsun Basri abi. Basri elinde kitapla uzaklaşıyor. Butik balkona bakarak keyifsizce dikinmekte. Funda üstünde hırkayla. Ha, şuraya bak be. Çok güzel olmadı mı? İşte kraliçe. Harika ya. Zeşön, şahane oldu. Ya olacak şey mi Çağatay? Sami fırından çıktı, gülümseyerek gençlere yaklaşıyor. Aa, iyi yapıyorsunuz be ya. Gözleri hırkaya ilişince ciddiyetle dikkat kesildi. O Mugane'nin hırkası değil mi be? Ha evet usta. Şimdi ben PTT'ye gittim ya. Evet. Yollayacaktık İngiltere'ye işte. Ya çok pahalıymış yani. Of çok pahalı. İşte tam olarak da Şahin gönderemediği için Funda'ya çok yakıştı. Ben de ona hediye ettim. Çağatay'dan Funda'ya sus işareti. Vallahi güzel olmuş. Helal. Ya. Acayip şeydir, hassastı. Yakışmış. Güle güle kullan kızım. Yeminle yakışmış. Elvan, ben fırında daraldım. Gıcık hava alacağım, tamam? Tamam babacığım, ver sen onu bana. Önlük. Yalnız bu babaannen görmesin. Bir şey olmaz. Tamam. Tamam. Tamam babacığım. Hadi bakalım, siz de lafa dalıp işinizden gücünüzden olmayın, tamam? Çıt ata. Hadi bakayım. Çağatay'la Funda'nın önünden geçti, gidiyor. Tam zamanı şimdi. Şahin. Şahin giderken Çağatay sevinçle ellerini ovuşturdu. Seyfi antenin sapını çatal kaşıklarla donatmış. Dilek, nasıl, çatallar işe yaradı mı? Çekiyor mu? Ayşe, yok ya, yine çekmiyor. Ben hemen şimdi öğrenip geliyorum. Dilek el salladı, butik gidiyor. Bir de şunu deneyeceğim. Bir baksana sen. Tamam, ben bakayım. İçeri geçiyor. Ay kız, inanılır gibi değil. Şimdi kuş yüzünden mi çekiyor bu televizyon? Ya? Yeni antenimizi bulduk. Sevinme öyle hemen. Sevinme. Bak, götüreceksiniz onu buradan. Vallahi billahi ben babanın dakika başı kavga edemem bu yüzden. Yeter. Ya anne, lütfen kalsın. Kızım ne diyeceğiz babana? Ya ne diyeceğiz? O da belki çektiğini anlayınca kalsın der. Ha, iyi, hadi bakalım inşallah. Vallahi ben bilmiyorum. Fethi'cim, Fethi'cim derse gene delirecek adam, sen açıklarsın o zaman. Tamam, ben açıklarım. Ha. Yıldız kahve fincanını sehpaya bıraktı. Kapıya bak, kuşa bakacağım önce. Ay, ay canım hoş geldin. Rukiye abla ya. Ya bu şimdi bu adam kocaman bir şey getirmiş eve. Balkona koymuş. Ya benim çamaşır asacak yerim kalmadı. Sabahtan akşama kadar balkonda onunla uğraşıyor. Anten ha, bir mi de, kız? Evet, bilmiyorum ne olduğunu. Anten diyor, kocaman böyle. Ya bir de o da yetmiyor. Benim bütün çatallarımı da alıyor ya. Ne yapacağım ben bununla ya? Sinir oldum ya. Televizyonda TRT'nin yayın sonu görüntüsü. Aa, kız. Kız ikinci kanal değil mi bu? Aa, nasıl çekiyor sizin evde? Tesadüf. Korkancım. Aha. Ay. Ay bu yine mi burada? Ay benim yine alerjim tuttu ya. Çok yaşa. Ben gidiyorum. Yok ben gidiyorum. Çok yaşa. Ay evime sığmıyorum, buraya sığmıyorum. Ben gidiyorum. Çok yaşa. Gözlerini ekrandan ayırmadan keyifle kahvesine uzandı. Ülkiye sıkkın, kanal görüntüsü net. Dilek, ne oldu? Yayın geldi mi? Kepçeyi de taktım. Ay yok ya, yine çekmiyor, yine çekmiyor. Onu da sapına lehimlemiş. Her şeyi denedik, her şeyi denedik ya. Efendim, Seyfi Beyciğim ne oldu, çekiyor mu? Yok oğlum, bak çatal, kaşık, kepçe hepsini denedik ya. Hiçbir şey yok. Üç numaralı şiş gerekiyormuş. Şiş mi? He, şiş. Evet, örgü şişi. Üç numara. Annenin üç numara şişi varsa kap gel, hadi çabuk. Ay şey, bilmem ki. Yani şişleri var da numarası önemli mi? Ah, bana her şeyi de ama numarası önemli mi deme Dilek. Çok önemli. Üç numara şiş. Bizim mahalle Çamlıca'dan yayını üç numara şişle alıyormuş. Sana önemliymiş. Git annenin üç numaralı şişi varsa hemen kap gel Dilek. Ay şey ya, annem şimdi kızmasın şişlerini aldığımıza. Ya niye kızsın, niye kızsın? Şu TRT 2'yi bir izlesin, gözüne hiçbir şey gözükmez.
Hadi merak etme sen. Koşarak gitti. Kadınlar kapı önünde oturuyorlar. Seyfe el sallayınca butik neşeyle karşılık verdi. Şimdi. Kahvede yanına oturdu. Beni çok iyi dinle. Sevgi söylenmez. Hissettirilirse daha kıymetli olur. Ne demiş şair? Sana olan sevgim hissettirebildiğim kadardır. Yani söylemeyeceksin. Hissettireceksin. Nasıl olacak o? Kaş göz hareket mimikle. Kaş göz hareket mimikle. Allah Allah. Nasıl yapacağız? Şöyle. Gözlerle. Biz de şimdi. Suat karizmatik bir duruş sergileyerek çayını yudumladı. Cazibeli bakışlarını gülümseyerek Mesut'a çevirdi. Mesut sinir olup kafasını çevirdi. Göz ucuyla bakıyor. Suat çapkınca kaş göz etmekte. Ne yapıyorsun oğlum? Suat ne yapıyorsun birader? Anladın mı? Ne demek istediğimi anladın mı? Ya tamam anladık da yani ne yapıyorsun ya kaş göz falan? Bana öyle hareketler yapma ya. Allah bu ters biz oğlum bu hareketler. Tamam sen... Karışma ben hallederim ya. Biz nasıl iltifat edeceğimizi biliyoruz. Keşke karışsaydım ya. Başını çevirip çayını dumladı. Şu nasıl? Gözlerini hem kırptı hem kırpıştırdı. Mesut sinir olup sırtını döndü. Suat'a ters ters bakıyor. Hadi bakalım. Gel gel ninem gel bak 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 kim geldi. Senin için pamuk kalpli ninem bak bak kim geldi. Kraliçe. Funda karşısında gülümsüyor. Ben ne örmüşüm hırka bu? İşte evet sen ördün. Kraliçe diyorum işte. Şey İngiltere'ye yolladık ya hırkayı. Senin için geldi buraya. Teşekkür etmeye geldi. Özel olarak. Merhaba Fatma teyze. Teşekkür kraliçacığım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet evet. İyi. Ya kraliçem ya. Şey diyeceğim. İngiltere diyorum. Çok soğuk değil mi? Ha? Öf acayip soğuk. Hep üşüyoruz biz İngiltere'de. Belki bana da bir bere örersiniz Fato Ana. Gözlerini devirerek Funda'ya kaş göz etti. Kimdir bu? Kral. İngiltere kralı. Kraliçe. İngiltere'nin ve kral. Ooo bak sen. Kral da gelmiş. Ya. Bak sen bak. Efendim öpeyim Fato Anacığım. Oh İngiltere'den selamlar saygılar getirdik. Bak sen. Ama kraliçe da bir şey çok genç. Maşallah. İyi bakmış kendine herhalde değil mi? Evet. Ya nine. Sarayda şeye Elizabeth'in böyle sağlığıyla böyle çok ilgileniyorlarmış yani. Ya. Öyle söylediler de kral da ne olmuş sana ya? Çökmüş mü? Çökmüş sanki biraz kral. Ya vallahi devlet işleri bu Gandhi denen adam canımı okudu. Aldı Hindistan'ı. Yeni yerler bakıyoruz şimdi. Bak sen. Sizin tabii işleriniz de vardır. Teşekkür de ettiğinize göre babaanneme biz sizi artık yolcu mu etsek? Tabii efendim yolcu yolunda gerek. Ata yutmamış gibi. Türkiye'de duydum ben bu atasözünü. Bunu İngilizceye çevirtelim de İngiltere'de halkımızda. Hadi gidelim. Hadi. Çiz. Hadi. Yeminiz be ya. Babam da geldi. Hoş geldin babacığım. Ne yaptın? Nasıl geçti? Hoş bulduk valla. Kaya geldik. O temiz hava. Ondan sonra acayip rahatladım. Üstüme. Ana! Devrim ya. İyiyim Sami evladım, canım benim. Gelmiş kraliçe. Onunla muhabbet ediyor. Sıkıştı üstüme. Sami dedi. Tanıdı. Ya beni tanıdı. Eğer zamanı tanısa, hiç unutma Sami ana. Sami onun sevincini yaşarken diğer konu dank etti. Bir dakika. Niye dedi? Kraliçeyle sohbet mi ediyoruz dedi? Evet. Bu kraliçe, bu da kral. Bu kraliçe, bu da kral. Şey babacığım, şimdi... Usta gözünü seveyim, bozma ya. Allah'ın aşkına bozma. İngiltere'den teşekküre geldi dedik ya. Gözünü seveyim, bozma hadi. Sami kızgın bakışlarını çakma kralla kraliçeye çevirdi. İkisi de tırsmıştı ki. Öyle mi? Ama efendim. Hoş geldiniz kralına, kraliçe. Sevgili kral, mucizeleri. Yemiyorsunuz be kral.
Elinizde daha böyle taze taze hazır sömürgelerde var mı? Efendim, bayağı bir kaybettik onlardan ama şimdi yeni yerler bakıyoruz. Ha, iyi. Sakın ihmal etmeyin. Ta güzel bakın, ta dikkatli bakın. Hazır bakarken de bir tane kendine mezar yeri de bak. Ne mi lazım? Efendim, bize müsaade, biz İngiltere'ye dönelim. Değil mi kraliçem? Koca ülkeyi boş bıraktık vallahi. Hadi gidelim kralım. Gel, gel. Ya! Hadi. Yine kıpırdamak yok. Sahne. Karışma evladım. Onlar ben mutlu olam diye yaptılar bunu. Ben bileyim. Oynadılar bana bir şaka. Ben bileyim. Ama ana, bunlar resmen sahneden dalga geçiyor. Yok evladım. Bak onlara. Yok hiç öyle İslamlar yok. Bu kafenalık onların yüreğinde. Bak sen, benim için yapaylar. Ben üzülmeyen birazcık. Ciddi benim aklım evladım. Onun için normal mı? Ben kocaladım. Normal mı böyle şeyler? Babaannem, sen yani baştan beri her şey farkındaydın öyle mi? Uluç, kanınız. Anama dua edin. Yeminle hepinizi paralardım. Kütata, en çok sana aşk olsun. Valla hiç yakıştıramadım. Sami abi, biz kötü bir niyetimiz yoktu yani. Vallahi yoktu. Ya ben de çok özür dilerim gerçekten. Biz gidelim. Ben de hırkayı size şey yapayım, geri vereyim fatonini. Yok, verme. Kalsın. Çok yakıştı sana, bilir misin? Ben ürerim gene daha çok. He, nedir o? He. Çok uydu sana. Tamam. Peki, o zaman gel. Gidelim. Tamam, tamam. Güle güle kraliçe. Güle güle Fatma. Güle güle kralım. Çıktılar Sami Buruk. Babaanne, özür dilerim. Ah efendim, pembe beyazım. Kucaklaştılar. Ah canım kızım benim. Üzülme sen. Bu kafam gide geli kocalıktan ben bu... Biliyor musun, burayı da unuturum ben. Burayı da unuturum bir de. İşte öyle olmuş kafam, ne yapalım. Öyle değil mi ana? Sen unutsan da, unutmasan da hep benim anamsın. De bak, bu elma. O damadın. Şahin'in ağzı kulaklarına vardı. Giden Çutat'a, öbürü de Elvan'ın arkadaşı Fonda. Hepimiz seni çok seviyoruz be ana. Sami, evladım, ben de hepinizi çok seveyim. Hem nasıl seveyim, ama işte bu... Bu hastalık oldu böyle. Çok fena. Bak ne dedim peşin. Unut. Bak ben deyim sana. İşte bunu da unutacağım. Bunu da, bunu da, bunu da. Torunumu da unutacağım. Seni de unutacağım. Onu da, biteri komşularımı unutacağım. Bileyim ben bunların hepsini. Ama bu hastalık, beter hastalık. Ama diverem sana bir şey. Benim dil yüreğim taş. Oo, Fatma'nın dil yüreği taş öyle, hiç. Adınızı unutur ama hepinizsiniz benim yüreğimde, bilesin. Sami, bak gene deyim Sami. Üçü kafa kafaya verdiler. Bilmem ne vakit unuturum. Öyle değil mi bana? Bak sen dasın, benim pamuk kızım. Sen dasın. Pof. Değil mi? Öyleydi. İşte bak, hiçbirini unutmayın bazı içeri unutmayın. Üçü birden sevgi çemberi olmuşlardı. Sami, Şahin'i de çekip aldı aralarına. Seferde bir yolcu vapuru. Vay be, helal be Mr. Spock. Demek babamın ayarlayamadığı kanalı şu kuş ayarladı, öyle mi? Yok Çağatay'cığım, kuştan değil o. Bence kafesten ötürü. Ya babam bu kuşa gıcık oluyordu. Şimdi var ya, acayip hoşta gidecek ha. Çağatay, sen söylesene babama. Vallahi beni ateşe falan atma. Annem söylesin. Annem söyle, değil mi anne? Sen ha? Vallahi hiç karıştırmayın beni. Of, bedava anten işte yani. Bence babam kabul eder ha. Emin misin? Değilim. Ya kabul etmezse bana verin, ben bakarım. Yok, sana falan vermem Yıldız abla. Bir kere verdik, bakamadınız, istemediniz, olmaz, vermiyorum. Bana mı verdiniz? Mesut'a verdiniz, bana verin. Neyse, ben gidiyorum, hadi. Fehmi abidir o şimdi. Tamam canım. Ay baba.
Ay merhaba Fehmi abi, hoş geldin. Merhaba, merhaba. Hoş bulduk. Vallahi çok şanslısınız Fehmi abicim, TRT 2'niz var. Fehmi afalladı, karşılamaya gelen aile fertlerine bakıyor. ne diyor bu ya? Şey diyor babacığım, TRT 2 çekiyor artık televizyon. 19.50'de de yayın başlıyor. Nasıl oldu o iş? Nazlı Çağatay'ın kolunun altında. Şöyle oldu. Şöyle oldu. Ya baba. Seyfi antenle uzaklaşırken Yıldız'la Nurten sokaktalar. Kız Yıldız evde çatal, kepçe hiçbir şey bırakmadı. Hepsini astı oraya ya. Kız Nurten abla gerçekten çok büyükmüş bu. Bu mahallede TRT 2'yi ilk defa o izleyecek. Her şeyin en güzeline layık o kadın. Gerekirse ben bu anteni apartman kadar büyütürüm, o yayını izletirim. Bu kadın bu yayını izleyecek. Benim güzel karım bu yayını izleyecek. Yıldız sinirlenerek gitti. Nurten huzursuzca komşu kadınlara göz atıp içeri girdi. Seyfi döndü, kapıya yaklaşıyor. Evet, şimdi televizyon TRT 2'yi nasıl çekti ya? Ben merak ediyorum, onu soruyorum. Hadi bakalım. Şöyle oldu Çağatay. Abla, ilginç oldu baba. Değil mi? Acayip ilginç bir şey oldu şimdi. Hani şey var, Salih abilerin evde. Hani tren geçince televizyon çekiyormuş ya. Bedri abilerde de birisi yürüyünce yayın kesiliyormuş hani. Hep şimdi öyle bir şey oldu. Bak ya. Ne saçmalıyor bu ya? Ya oyalamayın beni, karnım aç zaten. Çabuk söyleyin. Fethi'cim, Fethi'cim. Oh! Kuş yine mi geldi buraya ya? İşte onu anlatıyordum, onun sayesinde çekiyor. Kuşun. Şimdi şöyle oldu, evet kuş geldi, kanal çekti vallahi Fehmi'cim. Evet. Ha? Şöyle oldu babacığım. Göstereyim ben sana, bak şimdi, bak nasıl oldu. Bak, çok acayip ya. Bak şimdi, bak. Nasıl? Bak, hop kuş gidiyor. Ha? Bak. O da gitti. Gitti. Yani? Şimdi getir. Getiriyorum bak. Bak. Kafesin altına sehpa getirmişler. Geldi. Tada. Bak, yani Seyfi Bey'in kuşu TRT 2'yi çekiyor. Fehmi şaşkın gözlerini kıstı, kuşkuyla Spak'a bakıyor. Ne diyorsun babacığım? Kalsın bu, değil mi? Fehmi tehditkar bakışlarını Nazlı'ya dikti, Rukiye cevabın merakında. Bana iltifat et Mesut! Tamam, ediyorum kız. Hazır mısın? Hazırım, bir dakika dur. Evet. Çeşmeye arzuyla yaslanıp pozisyonunu aldı, susmuş masadan izliyor. Mesut çapkınca gözleriyle konuşmakta. Ne oluyor be, anlamıyorum, ne oluyor? Ay kocam yüz felci geçiriyor. Sol kaşı havada, sağ gözünü kırpıyor. Gözüne bir şey mi oldu? Ya kızım gözümü oku, gözümü. Okuyamıyor. Allah Allah. Ya kızım, ya işte söyleyemiyorum, hissettiriyorum ya, daha kıymetli. Ya iki kelime güzel laf istiyorum senden, şu yaptığına bak, tuhaf tuhaf ya. Aman be Yıldız, sana da yaranılmıyor ha. Yaranılmıyor mu? Sen papağanı niye verdin, papağanı? Ya kızım iki günde kendine benzetmişsin hayvanı. Oyna bana iltifat et, bana iltifat et Mesut diye duruyor. O papağan var ya, şimdi Fehmi abiler de TRT 2'yi çektiriyor ya. Nasıl ya? Git bak inanmıyorsan, hem de cam gibi. Cam gibi mi? Evet. Hışımla gidiyor. Mesut gıcık olup Susmuş'a döndü, yanına yürüyerek karşısına geçti. Susmuş 50'lerinde, esmer, orta boylu, saçı sakalına karışmış topluca bir adam. Allah'ım yarabbim, Allah'ım. Çayını içsene sen. Çayını iç, çayını. Eline tutuşturdu gidiyor. Bir de bu var. Boyla gülüyor abi. Herkes gülüyor. Delirtecekler beni ya. Bu dünyada herkes gülüyor. Delirtmek için geldi ya. Gülden ortada. Ahizesi Ahmet'e uzanmış olan telefonu tutuyor. Ben ne yapayım Gürsel'im öyle? Evde yatıyorum yani. Doktor kıpırdama dedi. Gülden bezgin. Yok bu oğlum, bir şey yok. İncitmişim biraz ayağımı. Yani kırıyordum az kalsın. Çatlak belki de, bilmiyorum tam olarak yani. Bayağı kötü ya. Yani yerimden kalkamıyorum, o derece yani. He. Hadi canım. Dalga geçme. Ciddi misin sen? Dur. Gülden. Hı. Gürsel'lerde TRT 2 çekiyormuş, hem de ayna gibi. Ah ne güzel. Ya Gürsel. Bak oğlum ne soracağım, nasıl ayarladın sen onu? He.
Çanlıca'ya bakıyor o zaman. Anladım. Yok, ben kayınpederin anteni ayarlarken öyle kafayı gözü yardık. İşler. Ne yapalım birader? İdare ediyoruz. Bugünümüzde şükür. Senin işler nasıl? Yok bu oğlum, müsaitim ya. Dinliyorum ya. Ahmet. Gürsel'cim, ben seni sonra arayayım, oldu mu benim iki gözüm? Çok sağ ol. Teşekkür ederim alakana, ilgine. Sağ olasın aradığın için. Hürmetler, selamlar yenge hanıma da. Eyvallah Gürsel, eyvallah. Uzattı Ayze'yi Gülden, hışımla kaptı elinden. Ay bravo Ahmet ya. Vallahi beni sehpa yaptın yani. Hayatım biliyorsun kalkamıyorum. Yoksa yani... Ayrıca ben dedim o telefon bağlanırken, kabloyu dedim biraz uzun tutun dedim. Dinlemediler beni yani. İyi dursaydın başında. Durdum başında. Baştan sonuna kadar oradaydım. Kabloyu o kadar yaptım. Dedim ben uzun tutun diye. Ya Gülden, ben bu TRT2 yayınını çok merak ediyorum ya. Gazetede okudum. 21.55'te Belkıs Akkale var. Sonrasında ne var biliyor musun? Osman'ı, Gülden'ı. Varsayalım İsmail var ya. Ferhan Şensoy ya. Rasim Öztekin ya. Çok severim biliyorsun. Ya ya. Senin için çok üzülüyorum yani. Keşke yürüyebilseydin Ahmetciğim. Ya keşke ama işte. Yürüyemiyorum. Yürüyemiyorsun tabii. Üstüne basamıyorsun. Ama sana güzel bir haberim var. Ben izlemeye gideceğim bu akşam. Çünkü annen nerede? TRT2 çekiyormuş. Sen şimdi öyle söyleyince benim kafamda bir sürü soru oluştu. İlk sorudan başlayayım müsaade edersen. Tabii. Annemlerde TRT2 nasıl çekiyormuş? Ay bilmiyorum bir tanem. Nazlı söyledi. Kuş mu, kafes mi bir şekilde ayarlamışlar ama yayını alıyormuş. İkinci soru geliyor o zaman. Söyle. Sen nereye gidiyorsun? Yani nasıl gidiyorsun? Nasıl gidiyorum? İşte akşam Aslı'yı sana bırakıyorum. Gidiyorum izlemeye yayını. Güzel kazık soru geliyor ki sen de zaten ipucunu verdin. Aslı'yı bana mı bırakıyorsun? Evet, sana bırakıyorum. Bana bırakıyorsun? Evet. Bu halimle. Ne var halinde? Ya ben sakat halimle Aslı'ya nasıl bakarım Gülden? Bir tanem, Aslı o kadar zor bir bebek değil. Ben şimdi bezlerini, biberonunu, her şeyini buraya bırakacağım. Ayağında sallamazsın, kucağında sallarsın. Biliyorsun çok tatlı bebek Aslı. Hemen uyur babasının göğsünde bir tanem. Dur ben şimdi Aslı'yı sana getireyim. Hemen. Yok canım, şaka yapıyorsun. Vallahi her şeyi hatırladım. Ciddi ciddi gidiyorsun sen. Aslı'yı bana bırakacaksın bu halde. Sakat halimle çocuğa bakacağım ben. Hepsini bırak, TRT2'yi seyredemeyeceğim. Bizimkiler bu yayını nasıl alıyor acaba ya? Selim İsmail var bu akşam ya. Yapma ya. Bakkal kimim ben? Gönderiyorum. Rasim Öztekin ya. Wow diye gerdan kırdı. Akşam vakti Gülden Femiler'de. Kızım Ahmet'in ayağı nasıl oldu ya? Ay sorma baba, üstüne basamıyor hala. Bir süre de basamayacak herhalde. Dinleniyor evde. Masada Nazlı ile elma sayıyorlar. Ya zaten size bir söyleyeyim mi? Bu anten işi çok insanın canını yakacak ha. Ya herkes balkonda, herkes damda ya. Olacak iş değil ya. Aslı'yı niye getirmedin Gülden'cim be? Çok özledim. Anneciğim evde uyuyor, Ahmet de başında. Yani Ahmet de başında dediğin çocuk kendine bakamıyor. Ona çocuk emanet edip çıkıyor. Bilmiyorum. Geçen gün de öyle bırakıp güne gittin yani. Anneciğim güne gitmedim. Ya yani gün değil de o gitti. Rukiye, bana bir bardak su getirsene. Çok susadım ya. Rukiye kalktı giderken kapıya yöneldi. İyi akşamlar. Buyurun, hoş geldiniz. Fema abi, iyi akşamlar. Öyle ani bir giriş yaptık ama müsait misiniz? Gel Mesut, gel ya. Gel buyur. Çağatay Fehmi'nin karşısında oturuyor. Vallahi de billahi de çekiyor. Ya bu yıldız bana söylemişti ama pek inanmamıştım ha. Yakalamışsınız, bulmuşsunuz sinyali. Bulduk tabii ya, aradık, bulduk işte. Gördün mü Mesut, verme dedim sana kuşu ben. Allah Allah. Ya aslına bakarsın o kadar da zararı olan bir kuş değildi bu ya. Ben alayım mı bunu isterseniz gene geri? Yok. Hayır. Gerek yok. Yok. Vermeyelim ya. Biz çok seviyoruz onu. Allah'ım. Misafirler kanepeye geçiyor. Kapıya Nazlı koştu. Merhabalar. Buyurun. Müften arkasında. Hadi öpeyim. Canım. Nasılsın? İyiyim. Sağ ol ya. Sağ ol. İyiyim. Daha iyiyim. Üstün yanına oturdu. Vallahi... Biz kuşumuzu geri istiyoruz. Gerçekten söylemiştim. Mr. Spark özel bir kuştur yani. Seyfi, bir daha o kuş eve giremez. Arkasında ayakta. Hayatım, şu yayını alalım. Kuşu tekrar buraya getiririz yani. Yeter ki yani yayını alsın. Hayır, asıl o kuş girerse eve bir daha ben sizi sokmam diyeyim ben size.
Ben de tam öyle söylüyorum. Gerçekten. Yani kuşu almıyorum. Nasıl antenimiz var, elbet bir gün çekecek. Kesinlikle olmaz. Alerjim baş... Çok yaşa. Yine benim, ben gidiyorum. Çok yaşacağım. Çok yaşa. Ay Allah'ım. Ne varmış şeyde? Aslısız değneklerle gelmiş. Anne. Oo, herkes toplanmış. Arkadaş, ne haber? İyidir, ne yapıyorsunuz? Bensiz TRT 2 mi seyrediyorsunuz burada? Aynen, aynen. Ahmet, ne yapıyorsun sen burada? Aslı nerede? Annenler geldi, Aslı'yı annenle babana bıraktım. Anneannesiyle dedesi sonuçta. Sen nasıl yürüyorsun? Hani yürüyemeyecektin birkaç gün sen? Yo, doktor yürü dedi, böyle yavaş yavaş. Dene dedi, yürü dedi doktor. Ne zaman dedi? İlk gördüğünde demişti ya, hatırlamıyor musun sen? Kaldın, ayakta kal. Gel, otur. Ay Allah! Ay, günler gelmiş. Ay kuzum benim, kuzum. Dur, yiyecek bir şeyler getireyim ben size, dur. Yavaş. Ahmet masaya oturdu. Varsayalım İsmail varmış ha. 1950'de mi Çağatay? Evet. İyi yapma ya. Birden ağzına elma verdi. Hem 1950'ye kadar TRT1'i izlesek diyorum Fethi'cim. İzleyelim. Allah Allah. Bak orada televizyon, orada kalk değiştir izle ya. Ben de onu seyredecektim Çağatay. Hadi kalk değiştir yavrum. Nasıl büyüdüler, nasıl serpildiler. Ay, inanamıyorum vallahi ya. Ya evet, senin gözün önünde bayağı boy aldılar onlar. Dana gibi oldu ya. Vallahi artık bizim de bir çocuk yapmanın zamanı geldi. İki kanal oldu. Devamlı git, bas, gel falan zor olur. Çocuk olsa hemen gider gelir. Ya neredeyse başlayacak zaten. Bu kalsın Seyfi abi, olur evet mu? Ya. Tam ben de onu söyleyecektim. Hiç değiştirmeyin, böyle kalsın. Öyle. Nazlıcığım, bize bir kahve yapsana. Yapayım Seyfi abicim. Nasıl olsun kahveniz? Vallahi böyle ortadan daha çok şekerli, çok şekerliden daha az şekerli olsun. Ben öyle tercih ediyorum. Babacığım, siz nasıl içersiniz kahvenizi? Benimki orta olsun fakat tadı şekerliymiş gibi olsun. İçine biraz da tavuk suyu koyalım. Böyle kahve mi olur ya? Allah Allah. Yap işte, bir az şekerli içelim adam gibi ya. Allah Allah. Evet. Ay tam ben öyle söyleyecektim. Yap şöyle normal şekerli diyecektim. Yani bütün hislerimiz aynı. Öpeceğim Fethi, ya öpeceğim. Hiç gerek yok ya. Canım öpeceğim. Ya biz de varız ya. Biz de içelim. İçelim değil mi ya? İçelim. Biz de orta... Dur ben kahveci, ben yapayım ya, dur. Kahveci var burada ya. Mesut otur ya. Allah. Ben yaparım ya. Allah Allah. Dur gel sen bana yerini göster. Ya Cankuş. Elindeymişken hani bize de güldenle. Oo, nasıl olsun? Az sade şeker. Sade. Tamam hadi bakayım. Elinin gözler kıvılcım saçtı. Konuşuyor mu? Elma ye, elma, elma. Sonunda TRT2'nin test yayını Mr. Spock sayesinde bizim eve ulaşmıştı. Ama bu daha da büyüyecek bir krizin habercisiydi. Fehmi sinsi bakışlarını Seyfi ile Spock arasında gezdirdi. Gündüz vakti kuş bakışı Boğaz ve Kız Kulesi. Mahalleye giren station tipi mavi bir araç kahvenin yanında durup çevredeki tüm dikkatleri üstüne çekti. Direksiyondan elinde tefle kasketli bir adam iniyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bu kim ya? Adam arkaya yürüdü, bagajı açıyor. Hayır, çalgıcı da var. Çalgıcı mı? Bagajda yöresel gıdalar. Sevgili Çınar Altın Mahallesi sakinleri, Kars'tan size selam getirmişim. Selamın yanında kaşar getirmişim, tuluk getirmişim, çeçil getirmişim. Tek saydırmayın da ne var ne yok, yıldım getti. Sami'nin elindeki ay çöreğini Bahtiyar'la Suat paylaşmışlar. Bahtiyar bir yandan yiyerek müziğe tempo tutuyor. Kahvedekiler ayakta. Suat'la Sami de müziğin ritmine kapıldılar. Susmuş sandalyesinde gülerek izliyor. Mehmet de keyiflenmiş. İlgiyle seyrederek ufak ufak sallanıyor. Sevgili Çınaraltı Mahallesi sakinleri. Ben meşhur Karslı tüccar, pendirci, kaşarcı, tacı. Normalde ismim Ahan Beledi. Niyeyse Kalk Bele tacı değil. Aynı şey Necip dayım için de geçer. Hüviyetinde Necip yazır,
Niyeyse Necip deyirik. Suat bir tutam aldığı çiçil peynirinden yiyor. Parça uzun boylu zayıf esmer bir adam. Üstünde gömlek pantolonla yiyerek Suat oyuna başladı. Cümbüşü duyan gelmiş. Sütçü, postacı, esnaf, meraklı kadınlar, mahalleden adamlar hepsi oradalar. Kolları iki yana açık oynayan Suat Sami'ye yaklaştı. Ellerinden tuttu, onu da oynatıyor. Şarkı bitince ellerini bırakıp önüne döndü. Yalandan burada peynir yiyiz. Allah fırsın eyle peynir. Ne tadı var ne tuzu var. Gelin tadına bakın. Ağzınız diliniz bayram etsin. Necip dayım dedi herkese tattıracaksın ola. Çekinmeyin buyurun. Sevgili Çınar Altın Mahallesi. Buyurun buyurun. Arabaya toplaşıyorlar. Allah Allah. Bu ne ya böyle? Ha bakalım. Güzel mi bileder tadı? Yeşil peynir ne ya? Hap gibi ne bu ya böyle? Peyniri tadıyorlar. Hemşerim hop. Bana bak. Boşuna ağzını yorma tamam mı? Çernobil patladıktan sonra sizin o taraftan gelen şeyleri bu millet ne iyi ne içi. Fındıkta da çayda da alayında radyasyon var. O peynirler de radyasyonlu. Ne deyirse neyse radyasyon ne? Kars'a radyasyon madyasyon girmez. Kars'ın öyle bir galası var ki onu gören radyasyon gerisi geriye kaçar gider. Sen bilirsen yiyin abi yalan söylüyor. Seyre sonradan katılanlar uzakta duruyorlar. Abi güzel. Vallahi güzel. Yiyin. Ya bak ya bak. Bedavun mu ya yiyoruz ama hak helal ettik ha. Necip Tayyip dedi herkese tat. Alamadık ya. Kardeş gel ala. Bu alalım şimdi bu. Abi, kardeş bu nerenin malı şimdi bu? Kars'ın da abi. Kars. Al. Al bunun yarısını. Nazlı Spak'ın başında. Babacığım kuş kalıyor değil mi? Lütfen kalsın. Bak mahallede bir tek bizim evde çekiyor TRT2. Ne olur babacığım kalsın lütfen. Evet baba. İyi tamam ya kalsın tamam. Ay! Nazlıcığım. Nazlı. Nazlı koşar adım mutfağa gidiyor. Bana bak. Kaldın burada ha. Gel böyle gel. Bir şey söyleyeceğim. Çağatay karşısındaki ikili koltuktan kalkıp arada kalan kanepeye yakınına geçti. Şimdi bu kuş yüzünden bizim evde TRT 2'yi çekiyor televizyon. Evet. Aslında ya kuşla alakası yok onun. Kafes sayesinde çekiyor. Çağatay döndü baktı kafese. Ha. Tabii tabii kuşla hiçbir alakası yok. Onun için yani kuşu bırakalım gitsin. Kafes kalsın evde. En güzeli o ya. En güzeli o. Boş kafes en güzeli ya. Olur mu baba? Nasıl olur? Çok iyi olur ya. En iyisi öyle olur. Şimdi bak ben zaten hayvanların kafese kapatılmasına çok karşıyım ya. Çok yani bak özgür hayvanlar özgürce uçsunlar ya. Yani biz kendi eğlencemiz için bak bak bak. Kendi eğlencemiz için hayvanlar olup kafese kapatıyoruz. Olacak şey değil. Olacak şey değil ya. Ya tabii orası öyle. Orada haklısın yani. Tabii tabii. Onun için şimdi bak sen bunu al hemen sal. Ben mi? Tabii tabii tabii. Bir de Seyfi Bey çok kızar baba ya, sen yap. Şimdi bak Çağatay, ben yaparsam ne olur biliyor musun? Şöyle bir şey olur. Şimdi Seyfi'ye söylemek zorundayız tabii. Evet. Şimdi Seyfi de tabii bu durumda bana çatar. Çağatay onayladı. Bana çatınca dışı kadar herif. Kısa. Ben onun altında kalır mıyım? Ben de ona çatarım. Kavga çıkar. Tatsızlıklar olur yani. Çok acayip tatsızlıklar olur. Kesin. Sonra ben düşünmeye başlarım. Düşündükçe sinirlenirim. Sinirlendikçe düşünürüm. O kısır döngü gelir ne olur senin başında patlar. Ya sinirimi senden çıkartırım ya. Bak 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 olaya bak. Nasıl böyle gidiyor ya? Çok yani enteresan. Bir kuşu kafese koymak ona en büyük haksızlık yani. Hiç doğru bir şey değil. Kuşlar özgür değil mi baba? Tabii ya bak, bak sen bir söyle mi? Askerden geldiğinden beri konuştuğun en faydalı şey bu ya. Sağ ol baba. Teşekkür ederim. Bir şey var değil. Fethiçim. Fehmi'nin gözler belerdi. Akşam geldiğimde bu burada olmayacak. Fethi diyen. Kalkıyor. Yeter ya. Gidiyor. Çağatay ihale ona kaldığından huzursuz, düşünceli. Televizyon dibi ortalanmış. Karşı hizasında orta sehpa, sağ kanadında ikili koltukta kenardaki masa, sol kanadında tekli koltuklarla aralardaki sehpa. Çağatay Spak'tan tarafa kaydı. Of, işlere bak görüyor musun? Ha? Babam nerede? Sen mi kızdırdın Çağatay? Yok ya niye kızdırayım Allah Allah. Nazlı merakla bakarak yanına geçiyor. Siz ne konuştunuz öyle uzun uzun? Ha? Baba oğul. Ne mi konuştuk? Evet. Hiç. Yok ben başkaymışım. Yok
en kıymetli evladıymışım diye. Sen başkasın yani. Ahmet tamam. Nazlı falan ama Çağatay diyor yani. Başka hiçbir şey demiyor adam ya. Çağatay doğruyu söyle bana. 40 yılda bir böyle uzun uzun konuşuyorsunuz bana söylemiyor. Çatlarım ben ya. Hadi anlat. Aman anlatma be. Anlatmazsan anlatma. Mr. Spock. Canım benim. Çok seviyorum ben seni biliyor musun? Babam izin verdi biliyor musun? Burada kalıyorsun artık. Ay yok kucağımda değil orada yani. Ya sen yine de kuşa bu kadar bağlanma. Nazlı'nın kaygıyla şaşkınca suratı düşüyor. Ya başkaymışım diye tutturdu nasıl böyle? Olamaz mı? O kadar mı şey yani? Pendirci teci geldi kapınıza. Karşımızın gazı yağı pendir balık. Gel kardeş gel gel tadına bak. Peynir. Yok kardeş vallahi ben ruhumu notalarla doyuruyorum biliyor musun? Konservatuar mezunuyum da o bakımdan yani. Evet. Notayla karın mı doyar ya? Baksana tadına bir. İyi hele bir kendime bir parça alayım. Al al al. Bol bol. Abi herkes bütün peynirlerin tadına bakarsa biter bunlar. Onu Necip dayım biler. Necip dayım dedi herkese tattıracaksan ol hadi. Fikir sağa kıvrılan yolun sonundaki karakol tarafından yanlarına geldi. Neydi siz ya? Neydi siz ya? Bu ne kuru gülüntü? Bu ne kuru gülüntü? Neydi siz ya? Takılın, takılın. Neye bekliyorsunuz? Ne oluyor burada? Arkadaş peynir satıyor. Peynir mi? Ne? Tepsiyi Bekir'e tuttu. Ne peynir? Kars peynir. Yemin ediyorum ben hayatımda böyle güzel peynir görmedim Bekir abi. Vallahi herkes bayıldı ha. Yiyen bayılıyor. Çok güzel peynir. Hele hele bunların sıfatına, hele ettiği laflara ya. Ya siz Erzurum peynirden hiç yediniz mi? Peynir dediğin Erzurum peyniri olur. Sen Erzurumsan mı abi? He ya nereliyim tabii. Havası sert, insanı mert. Dadaşam ben dadaş. O palan döken var ya palan döken. Eteklerinde bizim mallar, davarlar orada ot diller. O güzel çayırları, yeni çıkmış çayırlar ot diller. Oradan çıkan südünen meme peyniri, cıvıl peyniri edirler. Erzurum'un medresesine, minaresine, yandım yar birisine. Yağ kebabı, kadayıf dolması, kurban olayım. Ne güzeldir Erzurum'un taşı, torpağı. Taraflar ortada karşı karşıyalar. Ferhat şehri demişler Kars'a. Anı harabeleri orada. Kalası bambaşka. Pala döken değilsen ama sargamış ondan üskehti. Erzurum'un tepsi minaresi. Yanıram, yanıram, su ver, tortum şelalesi. Gölgesinde soluklandım. Erzurum'un üç kümbeti. Ha, güzel, bravo, bravo kardeş. Nasıl? Helal kardeş, helal. Gaz etinden hiç yedin mi? Akbak sütünden hiç içtin mi? Galasından hiç baktın mı? Kaşarından yiyip özünden keştin mi? Erzurum'un soyuğu yalar elini üzünü. Bir kesme çorba iç ısın kardeş. Cıvıl peynirle al bidenin suyunu. Yürü be Bekir. Vay Bekir bile derim ben. Bekir kasım kasım kasılıyor. Işın aslı bizdedi. Rakımı da üskehti. Göstermek gibi olmasın. Erzurum beledi. Kars beledi. İkisinin de boylarını gösterdi. Erzurum kısa, Kars uzun. Beledir, beledir. Çoban dede köprüsünden geçersen, Erzurum kalasına selam verirsen, Rüstem Paşa bedestanında bir dur. Olti taşı yar gerdanında ne güzel durur. Tanrıçık ıslanarak yerden tepini aldı. Alay eşliğinde Bekir'e yaklaştı. Tepi nispetle suratını uzattı, geri çekiliyor. Bekir somurtarak arkasında eğlenen Zeynel'e baktı. Yeniden Taci'ye döndü. Göz gözeler. Taci fark atmanın neşesinde. Eğilip seyirciyi teple selamladı. Şevke gelen Zeynel oyun eşliğinde iki bükme ekseninde dönerek ortaya çıktı. Kolları yanlara açık. Aynı şekilde dönerek yerine çekildi. Olmayan şapkasını çıkartarak selamladı. Bekir ona bakarken aklına bir şey gelmiş gibi aydınlanan yüzüyle Taci'ye döndü. Sonra yeniden Zeynel'e baktı. Aniden şapkasını çıkardı, tepniyetini çalıyor. Aynı zamanda sağ sola sekiyor. Bravo Bekir Akir ya! Helal arkadaşlar! Hoppa! Helal!
Sadece samimiyetle ona katıldı, karşılıklı çalıp oynuyorlar. Karşılıklı bir kez daha yer değiştirdiler. Bekir öyle bir sekiyor ki belinden düşen copu yerde. Bitişi bagajdaki ürünleri göstererek yaptı. Annem mi çağırdı seni? Yok. Ha, bana öyle geldi. İyi misin sen? Bir derdin mi var senin? Ha, yok. Ha? Yok. Bekir'e boş çamaşır sepetiyle geliyor. Nazlıcığım. Efendim anne. Çamaşırları toplayıversen be. Kurumuştur. Hadi bir tane. Tamam. Kalktın, sepeti elinden alıp giderken Rukiye kanepeye geçiyor. Ay. Ay valla. O kadar iyi oldu ki babam bir şey demedi ya. O kadar sevindim ki. Çok iyi oldu değil mi? Ya anne, bir kuşa da bu kadar bel bağlamayalım değil mi? Yani aslında ölümlü dünya. Ya ölürse ölünce ne olacak? Yani uçtu kaçtı gitti. Ha? Ha canım, senden bahsediyorum işte. Niye öyle diyorsun be? Allah korusun, ne ölsün ne kaçsın gitsin ama bir şey olmaz. Ne deriz sonra? Adamcağızla Seyfi Bey'le büyük kavga çıkar, yok yok. Hiçbir şey olmasın. Ablam mı çağırdı seni? Yok. Ha, bana öyle geldi. Çağatay huzursuzca yanı başındaki Spak'a bakarak arkaya yaslandı. Ay canım. Spak başını yana eğdi, izliyor. Ay Çağatay, seni mi seviyor bu? Sağ olsun. Seyfi anteni tavana asıp metal rendeyle sepeti de lehimlemiş, ciddiyetle makinenin kablosunu sarıyor. Fehmi aşağıdan suratsızca izlemekte. Ellilerinde iri yarı esmer, bıyıklı ve gözlüklü bir adam. Nurten balkona çıktı. Dilek çekiyor mu? Çekmiyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Altta çekiyor, burada çekmiyor. Kuşu alabilir miyiz? Hayır. Kesinlikle. Bence de gereksiz bir hayvan. Seyfi Bey, bu çirkin şey daha da büyüyecek mi? TRT 2'yi çekene kadar bu şey büyüyecek. Cezvede lehimlenmiş. Seyfi Beyciğim, Seyfi Beyciğim, efendim. Bir de diyorum ki, bunu deneyelim. Budik, yeter ya, ne bulursan getirme. Allah Allah. Çok tehlikeli bir hale almaya başladı ya. Birinin başına düşecek ya. Efendim hiçbir şey olmaz, merak etmeyin. Ben bu işin uzmanıyım efendim. Bu arada hoş geldiniz. Yukarı çıksanız da sizi bir öpsem. Evlere servisimiz başlamadı daha ya. Seyfi Beyciğim, gerçekten muhteşem bir sanat eseri ortaya çıkmış. Çok güzel. Butik, bir şey daha getirirsen o anteni senin kafanda kırarım. Aşk olsun muhtarım. Bu son. Başka çeker bu. Son bu. Butik, sepeti yolluyorum. Koy, koy onu, koy, koy içine, koy, koy. Butik sırtarak yaklaşıp askılı tepsiyi sepete sıkıştırdı. Fethi'cim, görüşmek üzere. Sepeti yukarı çekiyor. Butik Fehmi'nin yanına geriledi. Seyfi sepete sıkışmış tepsiyi çıkartıyor. Özdemirlerin salonu boşalmış. Çağatay koridorun sonunda temkinli adımlarıyla sağa solu kolajen ederek salona geçti. Oturma odasına da göz attı. Kimselerin olmadığından emin olduğu neşeyle kafese yaklaşıyor. Kafesi alıp kapıya dönmüştü ki... İşte bana bak. Seni özgürlüğüne kavuşturacağım. Ama sen de biraz yardımcı ol. Çeneni kapat. Konuşma. Sus. Ya sus. Konuşma. Şu gardiyanları açtığımı tamamdır. Yeniden hareketlenip oturma odasına göz atarak antreye geçti. Kafesi bıraktı, ayakkabı giyiyor. Tepsi yerini almış ama belli ki yine işe yaramamış. Yine yok mu Dilek? Vallahi Bulgar kanalı çekti ama TRT 2 yok. Ya bu nasıl bir iştir? 3 tane Arap kanalı, bir Bulgar kanalını yakaladım. TRT 2'yi bulamıyorum. Seyfi Bey, Seyfi Beyciğim, efendim. Bence bu plakayı deneyelim. Hani daha geniş ya. Bu sefer kesin çekecek. Araba plakası. Seyfi sepet sarkıtıyor. Koy sepete. Tabii efendim. Evet, yavaş yavaş, buyurun. Seyfi sepeti çekiyor. Dilek sıkkın. Dilek seyre geçmiş. Çağatay apartmandan çıkıyor. Butik ne haber?
Aa Çağatay, iyi ya. Ne olsun, TRT2'yi ayarlamaya çalışıyoruz. Eyvallah. Gidiyor. Çağatay, yeğenim. Nereye götürüyorsun o kuşu? Ha şey, gezdiriyorum. Tasmasını unutmuşsun. Köpek mi bu? Olur mu ama onun da hava almaya ihtiyacı var ya, ben... Yok mu? Gezelim, bir hava alsın istedim. Lütfen Çağatay. Hadi, bak hava kararacak. Hadi, uzaklaşmayın. Hadi, gir içeri, sen de gir. Yok, yok. Şurada pastanedeyim zaten. Merak etme, hemen şuradayım. Seyfi içine sinmese de ikna oldu. Çağatay mecburen pastaneye yöneldi. Dikkatli ol. Nazlı kitabıyla salona yürüyordu ki kafesi göremeyince endişelendi. Anne! Anne! Hacı, anne nerede bu papağan? Mutfaktan geliyor. Bebeği buradaydı. Ha nerede bu kuş? Kız kaçmış olmasın? Anne nereye kaçacak koskoca kafeste kuş ya? Aa! Ha, doğru, kafeste kaçam. Ay Nazlı. Ha. Kaçırdılar mı kuşu? Ay anne, kim kaçıracak kuş? Herkes kurtulmaya çalışıyor kuştan. Yok yok, bak vallahi o TRT MRT filan bu kıymete bindi. Anladılar ki kıymetli. Görüyor musun? Kaçırdılar kuşu. Anneciğim evdeyiz biz. Kim gelecek de kuşu kaçır... Çağatay odasına götürmüştür bunu. Öyle mi oldu? Dur ben bakayım. Koridordan odaya koştu. Rukiye de oturma odasına bakmaya gitti. Buyurun. Ablacığım, parasını vermedin. Mehmet abi yazdıracaktım. Tamam yengeciğim, ben hallederim. Siz tamam. Merak etmeyin. Şey, çırak yeni de kusura bakmayın, bilmiyor. Tamam. Ben halledeceğim, merak etmeyin. Usta kusura bakma, eğer deftere yaz deseydi ben yazardım da öyle bir şey demeden çıktı gitti yani. Tamam yavrum, tamam hallederiz. Şimdi Güçlü bak yavrum. Esnaf olmak ayrı bir şey, bakkal olmak ayrı bir şey. Şimdi sen eğer iyi bir bakkal olmak istiyorsan müşterilerini herkesten çok daha iyi tanıman lazım. İşte kim parasını zamanında verir, kim peşine alışveriş yapar, kim deftere yazdırır, bütün bunları herkesten çok daha iyi bilmen lazım. İşte bazı insan utanır yavrum yani deftere yazın demeye, tamam mı? Niye? Çünkü borç yiğide kamçıysa fakire de utanç. Şimdi sen tartacaksın, sana tamam gibi gelecek ama diyeceksin ki hayır bu eksik, ben biraz daha koyayım. O fazla koyduğunda her zaman helal edeceksin. Anladım usta, anladım. İşte bak, şimdi bir bakkalda bunlar olmasa o marketler var ya, onlar bizi şimdiye kadar çoktan yutmuş gitmişlerdi be yavrum. Bizim farkımız burada işte. Bizim farkımız insanlığımız. Hadi bakalım. İkisi de uzun kollu mavi gömleklerle Güçlü'nün arkasından Mehmet de girdi dükkana. Rukiye dönmüş salona. Anne! Yok! Ay nereye gitti bu kuş? Ay Çağatay da yok. Acaba Çağatay mı bir yere götürdü? Çağatay götür kesin. Çağatay nereye gitti? Ne bileyim ben de, dışarı çıktı. Olabilir. Funda pastanede Spak'la ilgileniyor. Kraliçem, ne dersiniz? Benden bir arzunuz var mı? Mesela sizin için yeni yerler fethetmemi ister misiniz? Siz de kendinizi fazla kaptırdınız kralım. Oyun bitti. İsterseniz gerçek dünyaya dönün. Ya da siz isterseniz kendi krallığımızı kuralım. Kursak mı? Nasıl olacak o peki? Yani şöyle... Zaten zat haliniz hali hazırda bir prenses gibi maşallah, bir beyaz at bulmalıyım, bulurum. Bizim mutlu olacağımız bir derebeylik mutlaka vardır. Ha, yok, böyle krallık falan yani bence demokrasi en iyisi. Nasıl? Sandıkta görüşelim. Çeyiz şey sandığım. Çağatay, utandırma. Bu arada bakıyorum da ayrılamamışsın kuştan. Yani ne kadar sevdiysen artık. Ya sevdim sevmesine de... ...ben onu doğaya salacağım. Gerçekten mi? Niye bu kadar şaşırdın ki? Yani onu özgür bırakacak olma çok hoşuma gitti. Ha? Evet. bırakacağım tabii ki. Tabii ki bırakacağım. Çünkü... Bizler ne yapıyoruz? Kendi zevkimiz için onları bir kafese kapatıyoruz, öyle değil mi? Yani şu hapis hayatından bir farkı var mı? Benim kendi fikrim tabii yani bu şey... Şimdi şöyle, bence bir kuşun hak ettiği... özgür olabileceği
doğaya uçmak. Ben öyle düşün, benim fikrim bu. Ben öyle düşünüyorum. Ya Çağatay, böyle düşünmene gerçekten çok sevindim. Demek ki sadece dilinde değilmiş güzellik. Yüreğinde de varmış. Çağatay şımararak gülerken gözleri antene ilişti. Seyfi plakayı da takıp içeri geçmiş. Seyfi abi yok. Hadi gel şunu doğaya sana. Çağatay kafesi, Funda da çantasını aldı. Peş peşe çıkarak pastaneyi boşalttılar. Naz apartmandan çıktı. Çağatay! Ne yapıyorsun kuşla? Havalandı dedim. Yani biraz havalansın diye çıkardım. Ne var? Ver onu bana. Abla şey yapma. Getir buraya, getiririm. Getir buraya. Getir. Abla. Merhaba. Teşekkür ederim. Tamam Ferhat. Hoşçakalın. Tamam ya. Nazlı kafesi aldı gidiyor Çağatay keyifsiz. Funda ile okul yolu sokağa döndükleri sırada Seyfi balkona çıktı. Çekmiyor. Seyfi Beyciğim. Seyfi Beyciğim. Efendim diyorum ki acaba bir de bunu mu kullansak? Kerata. Sensin kerata. Kime kerata diyorsun sen? Kime kerata diyorum? Bana buna diyorum. Kerata. Keratayı bağladığımızda çekermiş. Öyle söylüyorlar. Ha tamam. Koy sepete. Kerata. Sarkıtırken butik yaklaşıyor. Senin kerata seni. Kerata seni. Ya çok şakacısınız. Yemin ederim. Aynı ben. Tam gidiğini oturtuyorsun. Hürten balkona çıktı. Ne yapıyorsun sen orada? Çekilsene. Pis. Ne yüzsüz çocuk bu ya? Komşu kadınlar seyirdi. Bir yaşına daha girdim. Pis. Butik kolona gerileyip çantasını koydu. Hürten antenin son haline bakıyor. TRT 2'yi ilk karım izleyecek. Hem de Billur gibi izleyecek. Karım izleyecek. Hürten komşulara karşı hem gururlandı hem utandı. Antene bakarken suratı ekşiyor. Ben anlamıyorum ki. Bir gidiyor bir kuş, bir geliyor bu kuş. Neredeymiş çocuk? Anne, Çağatay hava alsın diye çıkarmış onu dışarı. Rukiye örgü başlamış. Ay canım benim, Mr. Spock. Karnın acıktı mı? Ha? Hadi ben sana bir şeyler getireyim de ye. Daha yayına çok var. Elma getir, ablası elma seviyor. Elma da var. Değil mi? Seviyor musun elma? Spock dinledi ama cevap vermiyor. Vay, bal var, yumurta var. Bak küflü peynir var, penisilin bu ha. Bunları sen mi üretiyorsun emekçi kardeşim? Kardeş normalde Necip Tayyip'di işin sahibi. Ama Necip Tayyip öyle elli ayaklı bir adam değil. Uyuz eşeğin biridir. Bütün gün yatır. Yani anlayacağın yapan da ben, satan da ben. Parayı kim? Götüren Necip Tayyip. Dayın. Evet. Sen öz dayın mı? Öz dayım. Vay. Demek dayın seni burada çalıştırıyor, sermayeyi kendisi topluyor ha? Aynen öyle. Nerede o? Kaçtadı. Ne zaman gelecek? Gelir haftaya, karayla gelsin. Şişt, sen ne yapıyorsun ya? Girmesene dayıyla yiyen arasına. Oğlum böyle dayı mı olur ya? Kapitalist adamı çalıştırıyor. Birader, dayın gelince beni bulsun, tamam mı? Tamam abi. Ben senin hakkını korurum ya, merak etme. Emekçi kardeşim benim. Kalabalık dağılmış. Gördün mü Mehmet abi? Bak peynirim güzeldir, bilmem nedir, milleti kandırır. Sana hiç yakıştı mı şimdi Bekir Allah aşkına? Yakıştı mı? Abicim adam ekmeğinin peşinde. Sana ne ya? Herkes kendi rızkını yer diye bir laf vardır. Duymadın mı hiç? Bırak adam rızkını yesin ya, Allah Allah. Peynir satıyor buraya, market açmıyor ya. Tamam Mehmet abi, ağzından söylesen bu yakında market de açar. Yahu. Abi niye market açsın? Peynir satıyor ya adamcağız. Sadece peynir. Bak peynir satır diye. Peynir satır. Nasıl satır? Yanlış bilgi verir ya. Niye? Yahu Mehmet abi, ezürümün peynirin üstüne peynir olur mu? Sen de. Dikkat. Sayın Belediye Başkanımız teşrif ediyorlar. Buyurun efendim. Buyurun. Esnaf abilerim, bekçi kardeşlerim, hepinizi sevgi ve hürmetle karşılıyorum. Merhabalar. Saygılar başkanım. Saygılar başkanım. Saygılar bizden. Ya Mehmet abi. Susmuş, geri dönmüş. Evet. Gülüyormuş. He, döndü başkan. Boynuna da gülüyor. Eskiden susmuş diyorduk ya, şimdi de gülmüş diyeceğiz. Sayın başkanım, halkımızın bir maruzatı var. Tamam, buyurun. Buyur Alper, evet. Halkımız TRT2'yi izleyemiyor başkanım. Ya. Ben de izleyemiyorum. Sen izleyebiliyor musun Mehmet abi? Hayır başkanım. Sen? Yok başkanım, izleyemiyorum. Mesut sen? Yok ya başkan, bir ara böyle bir satırla çekiyor gibi oldu ama ondan sonra o da gitti. Evet. Yok çekmiyor, bende de çekmiyor. Ya birinin bu işe el atması lazım yani. Evet. Olmazsa ben bunu benim el atsam ben iyi olur yani. Evet. O zaman biz bunu hemen şimdi bir keskin bir çözüm bulalım. Ben bu işi hallederim ya. Gerekirse
ben buraya Çınar Altın'a verici dikerim yine halleder. İşte Allah ayna gibi çeker ha. Aslansınız. Şimdi Danyal'cığım sen hemen TRT Genel Müdürü beyefendiyi bana bağla. Ben onu kesin bir şekilde çözeyim bu işi. Emredersiniz efendim. Hadi bakalım. Sevgili başkanım, saygıdeğer başkanım. Şimdi Alper Bey'in maruzatı vardı, benim de bir tane maruzatım var. Ne oldu? TRT 1 de mi çekmiyor? Yok, TRT her zaman çekir. Sayın başkanım, ambu gördüğünüz adam vergisiz, algısız mal satır, seyyar satıcılık edil. Buna derhal el konulması lazım. Onu ben bir bakayım, bir tespit edelim bunu Danyal. Bir gel. Buyurun. Tamam başkanım. Canına kırık çekiyor ya. Emekçi adamın emeğiyle oynuyor. Taci satış yapıyor. Nazlı Spak'a elma yediriyor. Eve girip anahtarını asan Çağatay köşedeki kafese yürüdü. İki yanından vurup aradan koltuğa geçti. Dizlerine vurarak oturdu. Nazlı'nın elindeki tabaktan elma dilimi aldı. Bir parça koparıp ağzına attı. Benim size bir şey söylemem lazım. Hayırdır? Evleniyor musun? Hayır anne ya. Ne evlenmesi Allah aşkına ya? SSK'lı iş mi buldun? Hayır anne. Ya zamanımız daralıyor. Ne için? Sabah babamla ne konuştuğumu merak etmiştin ya. Evet. Babam kuşu salmam için baskı yapıyor. Sal kuşu diyor, git. Ne diyorsun be çocuk? Evet. Yani Mr. Spock'la vedalaşma zamanı geliyor. Kuşu salacağız artık. Hayır. Kesinlikle olmaz. Rukiye Spock'a bakarak ağlıyor. Spock. Sen... Sen ne yapıyorsun burada bakayım? Kaçak satış mı yapıyorsun? Yok efendim, ne kaçak? Madeyin, Kars. Kars? Necip Daim'in mandarası. Kars şeysi diyor buna bu. Ben bu belediye başkanıyım. Böyle izinsiz satış yapamazsın burada. Seyyar satıcılığın yasak olduğunu bilmir mi sen? Ne seyyarı? Turalı bugün de buralı, yarın da buralı. Ben buradayım. Bu bir... Şeyin filan yok mu senin, bir tabelan, bir şeyin, vergi şeyin? Mandıra'da yazar kasa var Necip dayım. O kasa, Mandıra'da kasa yazar kasa o. Burada da defter açman lazım. Vergini vereceksin, fatura keseceksin. Anladın mı? Fatura keseceksin. Taci garaja eğildi. Sayın başkanım, bu kaşarın bir tadına bakar mısın? Verdi. Sayın başkanım, arkadaş diyor ki ambu kaşar dünyanın en iyi kaşarıdır. Halbuki dünyanın en iyi peyniri, Nefes bulunca Taci, gör işte diye Bekir'e kaş göz etti. Bu neyin kaşarı dedin hemşerim? Karısı bize ne efendim? Sen 250 gram oradan tartıver hemen. Sayın başkanım. 250 gram. Ya Bekir. Danyal da yiyor. Kaşar çok güzel. Adam gelmiş, mallarını satsın. Bak Kars'tan gelmiş, baksana. Hem zaten burada biz müsaade etmesek gidecek öbür tarafta satacak. Öbür mahallede satacak değil mi? Bal da ver. Emredersin sanki. Şey mi? Kaz mı o? Kaz efendim. Kaz kazarı mı? Evet. Bu kaz kazarı, bu da kars kazı. Neyse sen Danyal ödemeyi yaparsın. Emredersiniz efendim. Başkan susmuşun yanına gidiyor. Pendirci teci geldi kapınıza. Pendirci teci. Yandan da Bekir'e nispet yapıyor. Kaşardan bir parça onun için sapladı bıçağı. Bekir avucunu alıp düelloya başladı. Avuçları çay beçire oynar gibi açık. Pastanenin önünde kaldırımda izleyen üç adam hallerinden keyif alarak gülüyorlar. Susmuş'la Mustafa kahvede arabanın kıyısındaki masadalar. Mehmet'le Bahtiyar da arabanın yanına gelmişler. Bahtiyar kaşar yiyor. İşte öyle dedi babam. Akşama ben eve geldiğimde o kuş olmayacak dedi. Ya ben ya kuş dedi. Tamam Nazım, ne yapalım? Hayır anne. Olmaz, salamayız yani. Dışarıda bir sürü büyük kuş var anne, bunu parçalarlar. Vallahi babam da bizi parçalar. Sen seç. Sen şey yapma o kadar, merak etme, o başın çaresine bakar dışarıda değil mi? Ya tabii canım, hayvanın doğal ortamına ne karışıyorsun? Tabii. Bırak doğasını, besin zinciri diye bir şey var, karışsın araya. Çağatay, bu özel bir kuş. Abla, bak benim için sorun yok, sana katılıyorum. Ama babam gittikçe asabı bozuluyor adamın ya. Evet, vallahi Allah korusun, bak tansiyon mansiyonu var adamın ha. Var. Babandan kıymetli mi? Ya değil tabii, olur mu canım, ama ya şimdi ne yapacak bu çocuk dışarıda anne? Ne yapacak? Uçacak,
gidecek bir balkona konacak. O balkondaki insanlar da aa ne tatlı kuş diyecekler. Alacaklar içeriye. Yani böyle olacak, bir şey olmaz. Bizim kuşu salmaktan başka çaremiz yok. Alamaklı oğlum kalktı gidiyor. Üzülme, üzülme, tamam. Aman abla ya. Çağatay zamanı gelmiş gibi dizlerine vurarak kalktı, kafese dolanıyor. Ne diyeyim yani, ben de ağır. Nereye şimdi? Arka balkona. Şimdi? Başıyla onayladı. Ben de bak. Kafesi alttan kaldırdı, Rukiye de kalktı ayağa. Ya biz hepimiz seni çok seviyoruz ama işte. Peş peşe koridorun sonuna yürüyorlar. Kahvedeki masada tabaklarda afiyetle yenen Kars ürünlerinden. Bekir yiyenlere düşmanca bakıyor. Başkanım, sonunda TRT'yi düşürdüm. Genel müdür bağlıyorlar efendim. Başkanım, kimle konuşacaksınız? Direkt Tunca Toskay Bey'le görüşeceğim ben. Genel müdürle görüşeceğim, direkt oradan çözeceğim işi. Büyük başkan. Hani daha bağlamadılar ya. Büyük başkan, görüyor musun? Adam senin gibi sorun değil, çözüm üretiyor. Çözsün, ondan sonra konuşalım. Şişt, fısır fısır şey yapmayın kendi aranızda. Ben sizin derdinizi çözmeyeceğim de kimin derdini çözeceğim Allah aşkına? Alo. Alo. Sayın genel müdürüm, ben Mustafa Yılmaz efendim. Merhabalar, merhabalar. Kolay gelsin. Genel müdürüm, fazla vaktinizi almadan bir maruzatım var benim. Hemen onu size söylemek istiyorum. TRT 2 bizim mahallede çekmiyor efendim. Evet, Çınaraltı Mahallesi çekmiyor efendim. Sizin mahalle alçakta kalıyor olabilir diyor. Evet efendim. Peki bir verici takamaz mıyız? Yani bir verici taksak mahallemize de bu vatandaşlarımızın mağduriyetini. Verici yükseğe tepeye takılır diyor. O zaman efendim ne yapacağız biz? Yayını bekleyeceğiz. Yani başka yapacak bir şey kalmıyor. Fakat vatandaşım... Yok diyor, bekleyeceksiniz diyor. O zaman sayın genel müdürüm, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İyi günler diliyorum. Bekliyoruz efendim. Ne oldu birader? Hani çözülüyordu? Ben size açık kanaatimi söyleyeyim mi? Bence bu TRT2 zaten tutmayacak. Zaten olmayacak yani. Gül gibi TRT'nin kendisi varken TRT'nin ikisi mi olurmuş? Üçü dördü de olsun bari, beşi altısı da olsun. Olur mu hiç öyle şey, Allah şey yaparsa? Yani Danyal, biz gidelim. Emredersiniz efendim. Dikkat. Buyurun, buyurun. Saygılar başkanım. Verici işi patladı ha. Evet ya. Halleder, öyle dediğine bakmayın. Ha. Hayır. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? En güzeli bu abi, sarı olan. Başar. Abi şu çok küflü bak. Penisli bu ya. Vallahi penisli bu. Çorap gibi kokuyor ya. Sen ne yedin? Ne güzel peynir işte. Peki kızgın. Hasta olmasın bunu yiyince. Spak ürküp yan demire tutulmuş. Çağatay kafesinin kapağını açtı. Fırın eldiveni takmış. Spak korkudan tepeye dibe sinmiş. Tutunmaya çalıştıkça pençeleri kayıyor. Çağatay eldivenli elini usulca kafese sokmakta. Nazlı yan pencereden doğru gözlerle izliyor. Rukiye üzgün. Çağatay Spak'ı kafesten çıkarmış. Çaresizce bakıştılar, Nazlı kederli. Çağatay Spak'ı elinden göğe kaldırarak bıraktı. Havalanıp gidişini izliyorlar. Çağatay arkasından el salladı. Rukiye burukça gülümsüyor. Nazlı gidişini izledi. Başını önüne indirdi. Ağlamaklı halde hüzünle dikiliyor. Susmuş gitmiş Bahtiyar'la Bekir onun masasındalar. Sağ ol, teşekkür ederim. Yine bekleriz. Kardeş, hele bir 150 gram da bana ver be. Vallahi pahalı mağalı ama lezzetli kardeşim. Sen ver hele, ver. Alma. Al baba. Alma. Al baba. Ya alma. Lan sana ne ya? Benim peynirimi başkan beğenmiş, bütün protokole ikram etmişim ben. Senin yüzüne hiçbir şey satamadım. İki araba mal satardım ben ya. Bana ne? Nasıl bana ne? Sen Necip Tayyip'i tanıyorsan mı? Gelsin seni perişan eder bana. Necip Tayyip kimmiş ya? Kimmiş elik beni perişan edecek? Hele söylediğin lafa bak ya. Ya devletin bekçisiyim ben. Emniyetin azı dişi yani. Necip Tayyip da peynirciliğin azı dişi. Ya yeter kardeş. Allah Allah. Bırakın şu azı dişi. Al şunu kardeş. Ver abi. Hele ver oradan 150 gram bana. Sinan araba teybiyle yaklaşıyor. Allah Allah. Ya bana ne ya? Gene ağzın tadı bozulsun senin de. Kalktı gidiyor. Selamun aleyküm.
Aleykümselam. Oturuyor. Hayırdır, ne satılıyor burada? Kaşar abi. Kars kaşarı meşhur. Vay, güzel. Verim mi abi sana da? Ver ya, ver. Kars kaşarı iyidir ya. Abime de ver. Bir tekerlek ona, bir tekerlek bana ver. Yok kardeşim, ben istemiyorum. Ben bütçeme göre alacağım kardeş. 150 gram sen ver bana oradan. Sar 150 gram. Ya abi 150 gram ne Allah aşkına? Kaç para abi? Bir tomar para çıkarmış. Kaç para abi? Ne kadarsa. Hatta hepsini ver ya. Ver hepsini ver. Hepsini mi? Hepsini ver. Hepsini. Hatta arabayı da ver ya. Arabayı da alayım ben. Onu Necip daima sormam lazım. Tamam, sorarsın ona da. Ben alıyorum. Parasını ise veririm. İdris abi. Gel abi. Refik gel kardeşim, sen de gel. Buyursun hanımefendi. Hayırdır, ne oldu? Kaşar alıyorum abi herkese, benden. Ne kadar istiyorsan alabilirsin. Buyur. Ya benim ne işim olur peynirle, çökelekle ya? Adam benden balıkla hamsi aldığım için ben peynir alayım ondan. Tamam abi, sen de iki kasa hamsi getir. İki kasa mı? E getir abi, getir. Tamam, martılara atacağım ya. Getir, sen de iki kasa hamsi getir. Hadi. O zaman bir şey alırız yani. Biz tamam de... al abi, al. Tamam. Al abi. Ha, bunu mu verdin bu? Evet abi, hadi. Hadi buyur abi. Fazla alır ya. Abi sen tamam, senin canın sağ olsun. Hadi, hadi getir. Tamam, ben de peynir alabilirim o zaman. Al abi, tamam, al. Tamam, bir şey kardeş, düşünün. Al sen de bunu. Tomar'ın kalanını uzattı. Tamam, bizim hepsi. Eyvallah. Taci şaşkınca aldı. Helal olsun Sinan abi, yemin ediyorum büyük adamsın ha. Estağfurullah Refikciğim, buyur. İstediğin kadar alabilirsin. Ya sen kime artistlik yapıyorsun kardeşim? Ya sen kime artistlik yapıyorsun? Yok abi, ben niye artistlik yapayım? Şey için dedim, esnaf adamsın. Tırsarak kalktı. Hani paran yoktur, nakidin yoktur diye şey yaptım. Sen bana sadaka mı veriyorsun kardeş? Yok abi, öyle bir şey. Ha? Sen bana sadaka mı veriyorsun? Ben niye sadaka vereyim sana abi? Ayakkabıyı niye çıkarıyorsun? Ya sen bu nedir senden çektin? Ayakkabısıyla kovalıyor. Buraya gel. Abi. Sen mahalleye geliyorsun. Kime Allah diyorsun lan? Gel buraya. Ha? Gel buraya gel. Durup ayakkabıyı sırtına fırlattı. Tekerlek kaşar alacakmış. Martıyı hamsi atacakmış. Kardeşim sana bakma. Gel 150 gram. Tamam abi. Trafikte gezinti. Refik karpuz siliyor. Enayi boyuna karpuzları siliyor, araba siler gibi. Cilala cilala. Bak Cemal'e bütün gün burada ense yapıyor. Gittin oraya. Şşş. Oğlum. Küflü peynir. Koklasana lan. Bir daha kokla. Yani ayak gibi kokuyor ama gene de çok lezzetli be. Değil mi? Bitirmeyelim vallahi. Eve gidene kadar bitiririz bunu. Taci gitmiş. Mesut. Mesut. Bu karşısı gitti mi? Gitti gitti ya. Sinan bütün peyniri toparladı götürdü vallahi. Allah'ın seversen. Biz yarım kilo zor kurtardık. Ya Mesut sen, sana bir şey soracağım bak. Bana doğru cevap tamam, ver. Tamam sor. Şimdi Kars'ın peyniri mi daha iyi, Erzurum'un peyniri mi daha iyi? Hoppala. Ya bileler sen de bırak artık şu mikro milliyetçiliği ya. Ya Allah'ın seversen. Ver, ver, ver bakayım, ver. Ver. Bak şimdi. Bu gögermiş lor. Göre gögermiş lor. Erzurum'un gögermiş lorunu ye, inanamazsan. Hele buna. Nasıl kokuyor? Kertilor gibi. Mesut'a verdi. Ya Allah Allah. Ya ne diyorsun sen bileder? Fıstık gibi peynir işte. Yani hatta ben böyle peynir hayatımda görmedim ya. Ağzımda dağılıyor oğlum. Bu bence peynir değil. Dünyanın dokuzuncu harikası. Sen Erzurum'un göğermiş lorunu yer de bak nasıl ağız değeriz. Ya göğermiş göğermiş anlamam ben. Muhteşem, şahane bir peynir ya. Mesut! Yıldız, kardeşim. Ben de tam vallahi bak aldığımız peynirden bahsediyordum ha. Şahane bir peynir aldım. Hayatımda bu kadar tatlı, güzel, ağızda dağılan bir peyniri görmedim. Harika. Bravo Mesut. Bravo. Bana iltifat etme, şu peynire iltifat et. Hayda, Atilla mayda. Ya öyle değil mi yenge? Ne kadar güzel söyledin. Ya Mesut, o peynirin neresi güzel Allah'ını seversen ya? Yenge bundan daha güzel. Yıldız şımardı. Diyorsun sen bileder bak abuk subuk konuşma ha. Beni basmalarım attırma, ne diyorsun? Allah Allah ya, lafın gelişi ne dedim, hayret bir şeysin ya. Tamam yenge kusura bakma, konuşun siz ya. Allah Allah. Abi diyor ya. Gidiyor. Devlet memuru bir de yani, düğmesini koparsam 6 aydan başlar. Mesut, şu peynir kadar karına kıymet vermedin, bravo. Ya ne dedik şimdi kızım? Ne mi dedin? Ya Mesut kaç saattir şu peynire metiyeler düzüyorsun, iltifat ediyorsun, bana hiç iltifat etmedin. Ama yok. Sorun sende değil, sorun bende. Gidiyor. Ya Yıldız, karıcığım, ya nereye gidiyorsun ya? Ya insan kendini peynirden kıskanır mı kızım? Allah Allah ya. Yıldız, getir lan Cemal, getir peyniri. Ya Yıldız, bu peynir ya senden daha güzel olabilir mi kızım? Yıldız, sen daha güzelsin. Peşinden koşuyor. Yoldan geçen iki adam antene laf ederken Seyfi ne bakıyorsunuz diye kafa tutuyor. Ay. Ne hı sabahtan beri herkes üstümüze gülüyor. Millet alay ediyor bizimle. Yok, kesinlikle kabul etmiyorum. Ben bu korkunç şeyle balkonumda yaşayamam artık.
Hayatım niye böyle konuşuyorsun? Ben ne yapıyorsam ailem için yapıyorum. Bütün Yunan, Bulgar, Arap kanallarının hepsini çek de seyrediyoruz. TRT 2'yi de çektireceğim, seyredeceğiz hayatım. Söz veriyorum. Ay çekecek, seyredeceğiz diye diye benim balkonumu eskici arabasına çevirdin ya. Baksana tencereler, tavalar ya. Tamam hayatım, tamam. Söz veriyorum. Son kez şunu takacağım. Göstekli saat. Eğer yayını alamazsak söküp atacağım, tamam mı? Bak bunu var ya. Aşağıdan izleniyorlar. Bana babam verdi. Ona da onun dedesi vermiş. Ona onun dedesi vermiş. Onun da onun dedesi vermiş. Onun dedesi de onun dedesi vermiş. Onun dedesi de onun dedesi. Yani en son hani babam bunu bana verdi sonuçta yani, tamam mı? Bunu takacağım. Eğer şey olmazsa söküp atacağız. Üzerinde çizgili pijamasıyla saati zincirden sallandırarak kepçenin çengelini astı. Dilek çekti mi? Aa çekti. Vallahi çekti. Ay yayın geldi. Vallahi yerden yayın geldi. Komşular TRT 2 yayını aldı. Biz aldık. Sadece biz aldık. Biz izleyebiliyoruz. Hem de biliyor gibi. Komşular. Butik. Ne oluyor ya? Seyfi Bey yayını almayı başardı Fehmi abi. Ne öyle ya? Böyle anten mi olur ya? Butik elleri dolu gelmiş. Tencerenin içinde çaydanlık, maşa, kepçeler. Fethi Bey, TRT 2 yayını aldık. Allah'ıma çok Elinin çarptığı anten üstüne düşüp yıkmış Seyfi Fehmi'yi. Seyfi abinin evdeki bütün metalleri birbirine tutturarak icat etmeye çalıştığı anten sonunda TRT 2'yi çekmişti. Fakat bu mutluluk da uzun sürmemiş, müthiş icat büyük bir gürültüyle babamın kafasına düşmüştü. Ve o günün anısına kafasına iki dikiş atılmıştı. Kolu ise askıda. Ay gerçekten çok özür dilerim Fethi'cim. Vallahi yani ne yapacağımı bilmiyorum. Ay dayanamıyorum ben bu adıma, bir daha öpeceğim. Yok ya yok, öpme ya abla, hastaneden geldim ya. Mikrof falan bulaşıyor, istemez, gerek yok. Yani az daha gözü çıkıyormuş. Verilmiş sadakamız varmış yani. Ya öyle öyle. Yani Fethi'cim vallahi kalbi temiz, yüreği bol. Yani sadakasız, fitresiz durmaz. Allah'ım onu bağışladı bize. Allah'ım bağışladı onu bize. Ay gerçekten kusurumuza bakmayın Rukiye abla ya. Çok özür dileriz. Ama bir bakıma da iyi oldu. Yani o orada olmazdı zaten. Fehmi kanepede yatıyor. Yo, bence çok güzel oldu orada. Hiç de güzel olmadı efendim. Kim diyor? Ben diyorum. Sen tamam. Değil. Şimdi daha uzatmayın. Uzatılacak bir şey yok. İşte görünmez kazada oldu deriz, geçer gideriz ya. Yalnız o hurdalık da oradan kalktı, iyi oldu gerçekten. Çok iyi oldu. Rukiye. Canım. Bu şeyin adına ne denirdi ya? Böyle kısa ziyaretin adına bir şey denirdi ya. Neydi o? Hiç harfi çıkmış mı efendim? Seyficiğim biz kalkalım. Hasta ziyareti kısa olur. İşte o, evet. Ben ağzımdan aldı, evet. Çok kısa olur. Sizinki bayağı uzun sürdü. Ben de tam onu söyleyecektim. Hadi biz kalkalım artık. İyi günler. İyi günler canım. İyi günler. Kuşu anlamadı. Ha, şey, Mr. Spock nerede? Çağatay. Ha. En son seni onunla birlikte gördüm. Beraber gidiyordunuz. Ha. Sattın mı yoksa onu? Ha. Onu tam şey yapıyordum böyle. Gözüne yaslamış, seviyormuş. Böyle seviyordum. Elimden kaçtı. Hay Allah. Ay. Ay. Nasıl yaptı bunu? Çağatay nasıl yaptın bunu? Ne yapacak onu? Nerelere gidecek? Nasıl yaşayacak? Nasıl yaptı? Neden yaptın bunu? Şöyle. Ben yaptım ya. Tamam, ben söyledim. Fethi, sen neden yaptın? Asabım bozuyordu. Çok acayip asabım bozuyordu. Ama o seni ne kadar çok seviyordu biliyor musun? Yanına çömeldi. Hep ismini sayıklıyordu. Fethi, 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 Fethi diye. Ya işte ben ondan bir saldım ya, Allah Allah. Devamlı Fethi Fethi ismimi yanlış söylüyor ya. Ulan. Sinir oldum ya. Neden yaptın? Niçin yaptın Fethi? Aa Seyfi, tamam uzatmayalım yani. Olmuş bir kere. Seyfi kalkıyor. Evet. Evet, olmuş bir kere. Tamam, belki de şu anda çok mutludur. Değil mi? Yani. Yani. O zaman biz gidelim.
Tamam. Bir daha gidelim. Hadi bakalım. Tamam. Seni öpüyorum Fethi. Hiç layık değilsin. Kuşumu kaçırdın. Çok. Gel. Lüki abla. Tekrar kusura bakmayın. Rica ederim. Özür dileriz. Oldu artık. Ne yapalım? O insan gali. Nurten geç canım. Hadi. Öpmüyorum. Tabii. Fehmi sağ kaşının üstünden yaralanmış. Ya nereden çıktı bu herif ya? Ya kuşu bitse anteni başlıyor. Anteni bitse kuşu başlıyor. Çok acayip bir tip ya. Ya biz durup dururken kendi başımızı belaya soktuk ya. Ben Nurten'i niye bu herife verdim ya? Hiç gerek yok ya. Çok gereksiz bir icatmış ya. Hiç gerek yok. Neyse, Allah'tan kuş gitti. Fehmi'nin gözleri büyüyor. Babam ses mi o? Nereden geliyordu? Galiba arka balkondan. Ay geri dönmüş. Çağatay'ın peşi sıra Nazlı da koşuyor. Fehmi gözlerini Rukiye'ye dikti. Rukiye sadece gülümsemekle yetinse de en az onlar kadar mutlu. Fehmi çatık kaşlarıyla düşünerek önüne döndü. Akşam yemeği. Karıcığım. Hı hı. Ekmek mi yok? Ha evet ya. Ekmek yok. Ahmet baka kaldı. Evet yok. Ne var? Ekmeksiz mi yiyeceğiz? Makarna yaptım Ahmet. Makarna var. Evet. Ekmeksiz mi yiyeceğiz? Ya Ahmet yapma ya. Bak zaten bütün gün yoruldum. Akşamüstü fark ettim ekmeğin olmadığını. Üşendim. Ne olacak? Bir akşam da ekmeksiz idare ediver. Ekmeksiz. Evet, ekmeksiz. Ne olur? Bak, çok güzel yemekler yaptım. İki tabak koyarım. Gayet güzel doyarsın kocacığım, hadi. Ekmeksiz. Evet, ekmeksiz. Güldencim ya, beni biliyorsun ben. Ekmeksiz yiyemem ki ben yani. Ya ben ne yapabilirim bir tanem? Ben ne yapabilirim? Dikkat etseydin, sakatlanmasaydın. Ekmek almaya gitmek senin işin herhalde şu anda. Öyle oldu değil mi şimdi? Haklısın. Haklısın tabii. Ayağım sakat olmayacaktı ki. Bir koşu gider alır gelirdim ben bakkalda. Ekmekli yerdim böyle. Ekmeksiz yiyemem ben Gülden ya. E ne yapabilirim Ahmet? Ne yapabilirim diye soruyorsun. Allah muhafaza yani senin ayağın sakat olsaydı... ben bir koşu gider ekmek alır gelirdim. Bir taneciğimi üzmezdim. Bir dediğini iki etmezdim. Gönlünü hoş tutardım. Hiç ikiletmezdim bile yani. Koşar gider alır gelirdim yani. Çok doğru söylüyorsun bir tanem ama şöyle bir fark var. Birincisi ben kendine dikkat eden bir insanım. Senin gibi böyle dam tepelerinde sakatlanmıyorum. Dolayısıyla öyle bir durum yok yani. Ah işte insanoğlu düşmeye görsün. Ama ben olsaydım dünya güzeli karıcığımı üzmezdim. İkiletmezdim. Bir dediğini iki etmezdim. Koşar gider İstanbul'un en güzel, en çıtır, en taze ekmeğini alır getirirdim. Buyur karıcığım derdim. Ekmeksiz yiyemiyor musun? Al sana İstanbul'un en güzel ekmeği derdim. Yapardım yani ben bunu. Ama tabii o kadar kıymetimiz yokmuş demek ki. Masada salata, yoğurt, dolma, piyaz. Gülden bir müddet düşünüp duyarsızca çorbasını içmeye koyuldu. Yemesem ben ya ekmeksiz hiç yani. Şu karnım doymuyor yani. İyi tamam hadi ben gidiyorum. Ekmek almaya gideyim bari. Çekirdek de alır mısın gelirken? Tabii ki alırım çekirdek. Küçük prenses. Başka ne istiyorsun? Prenses mi? Prenses. Prenses. İstediğin bir şey olursa söyle. Ne demek prenses? Ben burada sana en erkek halimle ekmeğe ihtiyacım var diyorum. Çıkmış. Eşim olarak bakkala gidip gelmeni rica ediyorum. Sen burada bana prenses diyorsun ya. Gülden! Sargılı ayağını arada bir basıp koşarak çıktı. Gülden! Gülden kanepeye kurulup alçılı bacağını uzatmış, keyifle çekirdek çitliyor. Tekli koltukta Ahmet ise sargılı ayağını onunkinin yanına uzatmış. Bir tanem ya. Canım. Mutfaktan biraz daha çekirdek getirir misin? Kalmadı bir tanem. Kalmadı mı? Kalmadı. Hadi ya. Evet. Ama bakkaldan bir koşup gidip alırsın herhalde. Ha? Bakkaldan yeni geldim Gülden. Süt aldım ya da. Tabii. İyi. Yani. Ya, ayağım sakat olmasaydı zaten ben kendim giderdim de. Gidemiyorum işte sakatlık. Ya ondan dolayı. Çekirdeksiz de izlenmez ki bu şimdi böyle. Hayır yani ben sakat olmasa, benim kocam sakat olsa benden çekirdek isteyecek. Ben İstanbul'un altını üstüne getiririm yani. En güzel çekirdekleri kendisine. Sererim böyle ayaklarının altına da. İşte bizim o kadar değerimiz yokmuş yazık. Bak. Ben o lafları söylediğimde
sen sakat değildin, tamam mı? Ayağın kırılmamıştı. Ama ben yürüyemiyordum. Tamam mı? Aynı şey değil. Öyle mi? Evet. Öyle mi? Evet. Ahmet Bey, bakar mısınız? Şu anda ben de yürüyemiyorum mesela. Benim durumum daha kötü. Daha kötü durumdayım şu anda. Hayır efendim, ben daha kötü durumdayım. Bak, senin ayağın kırıldı aslanlar gibi. Balçıda beton gibi yani, sapasağlam. Benim incecik bir tane bir şey var, bez var orada yani. Ay. Üstüne basamıyorum Gülden. Ay sevsinler. Altı gibi incinme. Ayağın kırıldı diyorum sana. Kucağından sehpaya bıraktı çekirdek tabaklarını. Ahmet kalkıyor. Tamam. Sargılı ayağını basmamaya çalışarak yürüyor. Gidiyorum. İstanbul'un en güzel çekirdeğini alıp geleceğim. Güzel karıcığım. Koltuk değnekleriyle. Ya şimdi sen hazır gidiyorsun ya. Evet. Bir tanem. Evet. Canım, kocacığım. Efendim? Ya acaba böyle hani... Ya pastacı Sami abiden acaba böyle... Çok güzel üzeri pudra şeker kaplı böyle bir tombul tombul bir Alman pastası mı alsan acaba? Ahmet başıyla bıkkınca onaylıyor. Gülden önüne dönüp keyifle yaslandı. Başka? Başka? Ah, çok iyi hatırlattın ya. Terzi'de pantolonum kaldı. İki haftadır orada duruyor. Paçalarını kısaltmıştım. Onu da alır mısın aşkım? Tabii. Gülden. Doktor kaç hafta demişti? Ayağım mı? Evet. Üç hafta. Üç haftacık. Üç hafta. Dikkat et ama düşme, tamam mı? Olur. Ayakkabıyı sağlam ayağına giydi. Alman pastası, çekirdek ve Terzi'den pantolonlarım. Ve... Belki. Ay, pastanın yanında gazoz da çok iyi gider. Bir de gazoz alır mısın? Üç hafta değil mi? Gergince çıktı evden. Gülden'i izliyor. Tamam. 198. bölüm sonu. Bu dizinin betimlemesi Mint tarafından Sesi Betimleme Derneği ile yaptırılmıştır. www.sebeder.org. Metin yazarı Nezahat Şalkavcı, seslendiren Çiğdem Banu Yeşilırmak. Altyazı Fatih Kolivar, Bülent Demur, Gökberk Yılmaz, Nuray Yunal. İşaretli Berrak Fırat. Son kontrol Zerrin Çınar, Dolunay Yunal, Hasan Dikyuva. Teknik yapım Yeni Gökdelen, tercüme Dağ Prodüksiyon. www.80ler.tv twitter.com/80lermint facebook.com/80lermint Dönen bir platformun ortasına yükselen Mint Motion Pictures yazısı yıldızı gökyüzüne yerleşti. Bu program TRT1 tarafından Mint Prodüksiyon, Yayın, Reklam ve Turizm Sanayi Ticaret AŞ'ye yaptırılmıştır. 2016 yazdı.